12 Ocak 2020 sabahından günaydın. 10'dan 12'ye başlıyor TV100 ekranlarında. Saatlerimiz 9.30. Aşı meselesindeki soru işaretini dün Cumhurbaşkanı bertaraf etti. Perşembe, Cuma. Bu hafta bitmeden en azından başlıyor artık, biliyoruz. İşsizlik ve cari açık verileri var. Siyasette HDP kapatılsın tartışması ve tırnak içinde sözde Cumhurbaşkanı polemiği. O bütün hızıyla devam ediyor. Amerika bu krizi aşabilecek mi? Diplomasi cenahında hareketlilik. Türkiye ile Yunanistan 4 yıl sonra masaya oturmaya karar verdiler. 25 Ocak'ta Biden'ın yemin töreninden sonra buluşuluyor. Hepsine ufak ufak değinmeye gayret edeceğiz. Sıcak bağlantılar ne var gündemimizde, ona da bakacağız. Sayın Satılmış Şahin, günaydın bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Günaydın. Sevgili Yiğit Acar birazdan katılacak bize. Biraz ve doçent doktor Oğuz Demir hocam da bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Birazdan aşı gündemine geçeceğim ama önce sabahtan bu yana İstanbul'u kitleyen bir kaza var. Onunla ilgili hem drone görüntüleri hem sahadan görüntüler. Müsaitse sevgili yönetmenim Ali'den rica edeyim. 12 araçlık zincirleme kaza bu Mahmut Bey gişelere doğru, çok acayip. Nasıl bu hale gelmiş trafik hala anlamadık ama kaza bu boyuta geldi. Sevgili Yiğit de içeriye giriyor şu dakikalarda ama havadan gördüğümüz kazanın boyutu bu. Anladığımız kadarıyla bir tane tır, birkaç tane araba, sonra onu takip eden birkaç araba daha, 12 araba, 12 araç zincirleme trafik kazası yaptılar. Sabah saatlerinde, en hareketli saatlerinde TEM, otoban, E5 veya TEM üzerinde, TEM yanılmıyorsam. Gördüğünüz gibi trafik büyük ölçüde felç. O tarafa doğru gidenler varsa aman diyoruz, biraz ya alternatif yolları deneyin veya kenara çekip bekleyin. Çünkü bu şeyin kaldırılması biraz daha vakit alacak gibi. İstanbul trafiğini kilitleyen 12 araçlık zincirleme kazanın görüntüleriyle başladık. Bakalım detay bir şey gelirse, yaralılar var biliyoruz ama inşallah can kaybı yoktur. Bana ulaştığı kadarıyla da henüz inşallah öyle bir haber yok. Ama ambulansların bölgeye gittiğini, bazı yaralıların kurtarıldığını gördük sabah saatlerinde görüntülerden. Sıcak bilgi gelirse de sevgili editörüm Selin, yönetmenim Ali benle paylaşırlar. Sevgili Yiğit Acar da bize katıldı. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. İki hukukçumuz, bir ekonomistiniz. Bugün tam kadro. Çok iyiyiz ama önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın aşı açıklamalarıyla başlayalım. Ve bizim aldığımız aşı niye her yerde farklı sonuçlar veriyor? Hepsini birlikte böyle bir izleyelim. Enerji sürdürülebilir kalkınmanın temel altyapısıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Gündeminde aşı uygulaması vardı. Çin'den gelen aşıların uygulamasının Perşembe veya Cuma günü başlayacağının müjdesini verdi. Aşıların kullanıma sunulabilmesi için gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre uygulamasına geçilecektir. Ki Sayın Bakan herhalde bu hafta sonuna kadar buna başlayacağız, değil mi? Perşembe veya Cuma olur diyor. İnşallah böylece belirlenen sıralamaya göre Perşembe veya Cuma inşallah bu kampanyamız başlamış olacak. Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği COVID-19 aşısı ile ilgili 3 farklı koruma oranı açıklandı. Türkiye aşının %91.25 oranında koruma sağladığını duyurdu. Endonezya %65.3, Brezilya ise %78 koruma oranına ulaştı. Kafaları karıştıran sonuçların ardından uzmanlardan uyarı geldi. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde görevli bir epidemiyolog sonuçların net ve şeffaf olmadığını ileri sürdü. Amerikalı uzman söz konusu sonuçların hastalığın önlenmesine yönelik koruma oranını yansıtmadığını belirtti. Koronavirüsle mücadelede vaka sayılarını düşürmek için alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi.
65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde saat 10 ila 13, 20 yaş altı vatandaşlar da 13 ila 16 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. İstanbul'da alınan son kararla 15 Ocak'tan itibaren 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekiler toplu taşıma araçlarına binemeyecek. Yani artık dışarı çıksalar bile toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklar. Normalde sistem şöyle işliyor. Toplu taşıma aracına bindiğiniz zaman hemen girişte İstanbul kartınızı okutmanız gerekiyor ve artık bu kartların içine HES kodlarımız tanımlı. Örneğin koronavirüs hastası biriyle temaslıysanız bu cihazlar uyarı veriyor. İşte artık aynı uyarıyı 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri için de verecek. Koronavirüs aşısında stok sorunu baş göstermişti. Covid-19 aşısını üreten Almanya merkezli BioNTech firması konuyla ilgili uyarıda bulunmuştu. BioNTech'in kurucuları Profesör Doktor Uğur Şahin'le eşi Özlem Türeci yüreklere su serpen bir açıklama yaptı. Şahin ve Türeci 2021 sonuna kadar güncellenmiş 6 doz etiketini içeren 2 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyoruz dedi. Flu. Hani belirli değil ne yazık ki. Biz bu arada hakikaten 65 yaş üstüne hafta sonunda çok yansıyan o görüntüleri ve 3 merdiven sildim. Elbette otobüse binmek zorundayım diyen vatandaşımızın infialini konuşuyorduk. Ama BioNTech'in başarısı Time dergisinin kapağında ve başka dergilerin kapaklarında da aşı var ama Time iki bilim insanını bu topraklardan yetişmiş ama Almanya'nın artık değeri de sayılacak olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalarımızı kapağa yansıtmış. Ve çok da güzel anlatıyor bilimsel açıdan yaptıkları aşının ne olduğunu, mRNA'nın neden önemli olduğunu. Şimdi aşı güncellemesine ve rakamlara hızlıca bir bakalım. Gene Zeki Berk Hoca'nın Twitter adresinden aldım. 11 Ocak dün itibariyle Hırvatistan'da katılmış. 47'ye çıktı aşı yapan ülke sayısı. Dünyada uygulanan toplam aşı dozu da 23.8 milyona ulaştı. Bunlar hakikaten hala denizde damla boyutunda. Bahreyn, Çin aşısı Sinopharm'ın yanı sıra Pfizer-BioNTech aşısında kullandığını açıkladı. Bunun bir de büyüğü vardı galiba. Kim nüfus içinde aşılama oranları dün gösterememiştik, bugün gösteriyoruz. En üstte nüfusa oranla hatırlatalım. En kuvvetli ve hızlı giden İsrail olmuş durumda. %20 nüfusun %20'sini aşıladı. Onun hemen altında Bahreyn. Tamam bunlar küçük nüfuslu ülkeler ama onu bile aşılamakta kuvvetli, hızlı gidebiliyorlar. Arkasından Amerika geliyor. Onu Danimarka, İngiltere ve İzlanda izliyor. 500 binin üzerinde aşı yapan ülkelerin başında da Çin ve Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Aşı dağılımı da aşağıda. Bir de yerli aşı ile ilgili bugün kararın manşetinden en başarısız Milli Eğitim Bakanlığı demiş. Biraz sert gitmişler gerçekten ama Kadir Has Üniversitesi'nin araştırma verileri. Erken kalkan yol aldı. Yanda aşıda kimin ne kadar aşama kaydettiğini gösteriyor. Yaşlı hakları az evvel konuştuğumuz mesele. Avcılarda çalışmaya muhtacım diyen kadının otobüsten indirilmek istenmesi duyarlı insanların tepkisini çekmişti. İki gün sonra İstanbul Valiliği Hıfzı Sağ Kurulu kararını gerekçe göstererek 65 yaş üstü ve 20 yaş altını toplu taşıma kullanımını toptan yasakladı. Şimdi bu biraz sıkıntılı. En karanlık haber bu benim açımdan. Neden? Bir, biz genelgeyle yönetilen bir ülke haline geldik. Nedir bu? Meclisimiz var. 11 aydır pandemi koşulları içindeyiz. Ama gerekli yasalar yerine en çok İçişleri Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı açıklamaları doğrultusunda genelgeyle kararlar alıyoruz. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı şehir içi toplu ulaşımı bir genelgeyle Hıfzı Sağ Kurulu kararıyla yasaklayamazsınız. Sizin bunu milletin temsilcisi olan meclisten bir kararla geçirmeniz lazım. Böyle böyle meseleler Hıfzı Sağ Kurulu ya da genelgelerle düzenlenebilir gibi bir madde bile gelse o zaman ancak hukukiliği niteliğini konuşuruz. Ama bu sorunu çözmüyor tabii. Ya tamam. Sadece sorunu yasal kılıf geçiriyor. Ama önce usul esastan önce gelir. Usulü biz ortadan kaldırınca artık esası niye konuşalım? Esasa gelirsek insanlar ekonomik olarak kendilerini toplu taşımanın dışında
bir yerden bir yere götüremeyecek durumda olabilirler. Çok büyük oranı da böyle. Doğru. Yani biz de buraya gelirken toplu taşıma kullanıyoruz. Hepimizin kendi arabaları şeyi yok. Yok. Ya, olsa bile sokmayabiliriz. Aynen. İş hayatında birçok insan, yani patron sınıfı dediğimiz kesim haricinde toplu taşımaya mahkum. Tabii. Şimdi onlar kendilerinin çalıştığını ispatlayarak bu kart izinlerini alabilirler. Bunda bir sorun yok ama önemli bir oranda da kayıt dışı ekonomimiz var. 20 yaşının altında ya da 65 yaşının üstünde olup kayıt dışı çalışan insanlarımız var. Genellikle ve bunlar, de öyle çalışıyoruz. Tabii. Yani gündelik eksenli yaşıyorlar hayatlarını. O örnekte gördüğümüz gibi teyzemiz 3 merdiven sildim, şu kadar paramı aldım deyip o günkü ihtiyacını karşılamakla hayatını idame ettiriyor. Çünkü eğer bir kurumdan emekliyse bile o emekli bağışı yetmiyor. Ya da asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret yetmediği için başka bir işte kendine ek işle geçimini sağlamaya çalışıyor. Bu durumlarda nedir? Biz kayıt dışı ekonomi sonucunda yasalarımızdaki sert uygulamalar onlara, kayıt dışı ekonomide çalışanlara çok ağır yaptırımla karşılaşılıyor. Haliyle biz sağlıklı bir pandemi süreci geçirmiyoruz. Özgürlüklerimizden kısıtlandığımız gibi toplumsal hayatın engellenebileceği dorukları yaşıyoruz şu anda. Örneğin akşamları işte ev ziyaretlerini engelleme mantığıyla akşam 9'dan sonra dışarı çıkış yasağı kondu. Bir aralık, yani uzun bir dönemde bunu yaşıyoruz. Ve bu en makul uygulama olarak düşünülse de aslında çok da büyük faydası yok. Sadece zincir koptuğu için arada bir veri vaka düştüğünü düşünüyoruz. Halbuki biraz azaldı ama Da yani en hafif yaptırımı uyguluyoruz biz şu anda. En hafif yaptırım akşamları çıkmamak demek. Peki yani gündüz çıkan o insanlar virüsü birbirine temasını devam ettirmiyor mu? Ettiriyor. Biz akşam iş hayatı yok diye bu yasağı koyuyoruz. Halbuki daha önce de bu öneride bulunmuştum. Kamu hayatını akşam sürelerine yaymamız daha kolay olurdu. İnsanlar saat 7 ile 8 arası koştur koştur toplu taşımaya girmek zorunda kalmazdı. Eğer 9 yasağı olmasaydı. Bu tarz önlemleri zamanında doğru kararlar veremediğimiz için şu anda sadece üstünde konuşabiliyoruz. O yanlış uygulama başladı. Yanlış uygulama gidiyor. Yani buradan da geriye dönüş olmaz tahminimce. Yani 65 yaş üstüyle ilgili biz bu sorunları gene görürüz ve sadece üzülürüz. Çünkü yönetim anlayışında, şu anda Türkiye'de yönetim anlayışında vatandaşın derdinden ziyade yaptım oldu bakış açısı var. Biraz öyle gözüküyor. Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem, merkez üssü Pamukkale, sıcak bantta aşağıda görüyorsunuz. Biraz takip edelim. Çok büyük bir sarsıntı değil ama o bölge hatırlayacaksınız. Hem volkanik yapı hem yeraltı hareketlerine müsait bir yerdir. 4 büyüklüğündeki depremi de ekranlarımıza taşıyalım. Takibini de yapalım. Sayın Şahin, siz ne dersiniz? Bu şeyden endişe ettim ben yani. Mesela kartı okumayacak mı? Veya 65 yaş üstü kartı olanlar, indirimli veya bedava geçiş kartı olanlar şeye binemeyecek mi? Yazın tamam, herkes diyordu ki büyüklerimiz çok geziyor, otobüse biniyor bilmem ne. Kışın öyle de bir durumları yok aslında. İşi olmayan çok da çıkmaz muhtemelen. Bunun mutlak uygulanması söz konusu değil. İstisnaları var. Var mı? Olacak tabii. Çalışan insanların izinleri var. İşlerine gidiyorlar. 65 yaşında olanların tamamını dışarı çıkma yasağı yok. Çalışan insana izin var. Hepimiz 65 yaşında bir dünya insan var. 65 yaşın üstünde çalışan, çalıştığını ispat ettiği zaman çıkacaktır. Toplu taşıma aracına da binecektir. Orada bir sorun yok. Bu mutlak değil. Doğru da değil. Şimdi bunu kim aldı? Bilim kurulunun tavsiyesi üzerine yapılmış bir şey. Peki bu kararın yönetmelikle yasaklanması çok mu abes? Hayır, bence o da değil. Çünkü olağanüstü dönemden geçiyoruz. Doğru. Meclisimiz bile çalışamıyor. Bu şartlarda, pandeminin ve salgın hastalıklarda bir takım olağanüstü tedbirlerin alınması da doğaldır. Aksi takdirde insan sağlığı daha mı kıymetsiz? Yani meslektaşıma cevap olsun diye demiyorum ama bir de gerçekler var. Bu ülkede çalışan bir bilim kurulu var. En çok çalışan kurullarımızın başında da o geliyor. Ve yetkin insanlar bir takım şeylerin, bu pandeminin önlenmesi bakımından hastanelerin ve milletin bir sağlık durumunu göz önüne alarak bir takım karar almaları normaldir. Biz de vatandaş olarak buna uymak durumundayız. 65 yaşındaki bazı insanların mağdur olması varsa bunlar dile getirilir. Şikayet olarak mercilere iletilir ve uygulamada görülecektir. Bunun da telafisi
yine devletimiz alacaktır. Mühim olan devletimizin aldığı bu pandemi konusundaki kararlara vatandaş olarak uymak ve içimize sindirmek. Şu an burada, yapabileceğimiz tek şey o diye düşünüyorum. Burada şöyle bir sorun var. Yani bu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili ben de şimdi bakıyorum böyle internette de. Hiçbir detay yok. Mesela konuşuyoruz ya, bir Twitter hesabından paylaşılmış İstanbul Valiliği'nin işte İl Hıfzıza Kurulu kararı gereği işte toplu taşımadaki yoğunluğun azaltılması için 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın 15 Ocak 2021 itibariyle toplu taşımaya binmeleri yasaklanmıştır. Yani şimdi hani devlet bir karar alıyor da. Şey üstadım, bir önceki genelgelerle bunlar düzenlenmiş zaten. Bunlar onun devamı niteliğinde. Anladım. Tek başına bunu alırsanız. Uygulamada alternatifi var. Tek başına bunu düşünürseniz, tek başına hocam, tek başına düşündüğünüzde haklısınız. Şimdi ama siz önce... bunu bir hukukçu olarak anlayabilirsiniz. Ben yani iyi kötü bir eğitimim var. Ben anlamadım mesela. Hani nedir? Ben hani o okumuş biri olaraktan anlamadım. Yani bunu işte 65 yaş üstündeki bir vatandaşın ya da 20 yaş altındaki birinin neyle karşı karşıya kaldığını bileceği şeffaflıkta anlatmak, medyayla böyle servis etmek, hani yoruma açık hale getirmemek. Bırakmamak, şimdi siz doğru. Diyorsunuz ki mesela çalışanlar izin alabilir. Şunlardır. Ama işte siz de diyorsunuz ki kartları iptal edilecek. Şimdi kartları iptal edilecek ama izinle binebilir. O zaman izinle binip para mı ödeyecek? Ya şimdi anlatabiliyor muyum? Çok kafa karışıklığı. Bu kadar kafa karışıklığına gerek yok ki. Böyle bir karar alıyorsanız dersiniz ki 20 yaş altındaki vatandaşlar zaten 13-16 arası dışarı çıkabiliyordu. 65 yaş üstü vatandaşlarımız eğer çalışmıyorsa 10-13 arası dışarı çıkabiliyordu. Zaten durum buydu. Şimdi biz bunun üzerine bu saatlerde dışarı çıkmak evet gene serbest ama şehir içinde seyahat etmelerini engellemek adına çalışanlar hariç ya da neyse işte böyle bir şey yapıyoruz dersiniz. Biz de burada saatlerce kimin ne olduğunu konuşmak durumunda kalmayız. Çünkü gerçekten hani bilgi kirliliği pandemi sürecinde hepimizin en çok canını yakan şey oldu. Neden? Bakın şimdi aşıyı konuşuyoruz, aşıdan bahsediyoruz. Böyle bir bilgi kirliliği var ki Endonezya'da diyor %65, Brezilya'da %78, Türkiye'de %95 etkinliği olan bir aşı. Ben Anadolu'da işte değişik yerlerdeki tanıdığımız, bildiğimiz insanlarla konuşuyorum. Herkesin sorduğu soru aynı Ava Hanım. Diyorlar ki Çin aşısını yaptırmalı. Ya ben iktisatçıyım nereden bileyim? Hani bir kere zaten bu abes. Ama o kadar çok bilgi kirliliği yaratıyoruz ki şu süreçte. Doğru. Doğru bilgiyi erişebileceğini düşündüğümüz insanlara hepimiz sarılıyoruz. Daha şeffaf, daha açık, daha anlaşılabilir. Çünkü biz iyi kötü biliyoruz yani Türkiye'de hani eğitim seviyesiyle ilgili ya da başka bilgiye erişimle ilgili bir sürü sorun yaşadığını insanların. Açık açık yani İstanbul Valiliği bir tweetle bunu duyurmak yerine bir basın bülteniyle detaylarını da önceki genelgelere de atıfta bulunarak tabii paylaşsa hiç kafamız karışmaz. Yani burada şimdi kafa karışıklığı yaşıyor. Çalışan bir 65 yaş üstü vatandaşımız ya da 20 yaş altı vatandaşımız. Türkiye'de sonuçta 20 yaşın altında çalışan insanlar da var. Yani ben bu toplu taşımaya binebilecek miyim, binemeyecek miyim sorusuna cevap vermek durumunda. Bunu da vermesi gereken bu yasağı koyan kurum. Ama vermediği zaman ya ben baktım ama hani göremedim. Belki öyle yapmışlardır ama baktığım kadarıyla sadece bir tweet var. O kadar. Biraz detay... Bunun detayları gelecektir hocam. Bu Twitter'la daha henüz başlamadı bu Ocak'ta. Kaç 15 Ocak. 15 Ocak. O zaman işte beklersiniz. Panik yaratmak yani yerine yani tek seferde... Bir ön haber olaraktır bu bildiğim kadarıyla. Ön haber. Onun dışında... Şimdi şöyle belirleyelim. Biraz alt şeyleri de olmadı. Yani alternatif de olmadı. 15 Ocak'tan bahsetmişken sizin bizim de İstanbul kartlarımız eğer HES kodu tanımlanmazsa tanımlamadıysanız çalışmayacak. Hatırlatalım tekrar onu. Yiğit'sin bir ekleyecek tabii şöyle, bir şey var. Satılmış üstadıma katkı olarak 20 Mayıs ve 29 Mayıs tarihli genelgelerde bunların doğru altları doldurulmuştu. Evet. Orada da üstadın dediği gibi çalıştığınızı belgelediğiniz şekilde ancak belirli süreler kapsamında seyahat edebileceğiniz söz konusuydu. Haliyle az önce vurguladığım mesele açıkta kalıyor. Yani kayıt dışı çalışan, herhangi bir şirketin işçisi olmayan, bir devlet kurumunda memur olmayan, bir belediyede çalışmayan ki zaten 65 yaş üstü kamu da çalışamıyor. Hani bunun altını çizelim. Yok, emeklilik şey, meselesi. Şimdi bu durumda biz hala geçimini gündelikle kazanmak zorunda kalan yaşı ileri vatandaşımızı toplu taşımadan tamamen uzaklaştırmış oluyoruz bu kararla. Doğru. Evet, artısıyla eksisiyle değerlendirdiğimizde sağlık çok önemli.
Ama o insanın yaşama zorunluluğu da, yani şunu söylüyor, ben koronadan değil açlıktan mı öleyim? Bununla ilgili bir bakış açısına sahip olunması gerekiyordu ama ne yazık ki İstanbul'da Hıfzı Sıra Kurumu'nun bunu göz ardı ettiğini görüyoruz. İkinci bir durum, tabii Türkiye İstanbul'dan ibaret değil. Diğer kentlerde de bu sorunlar yaşanıyor. Yani daha önce Kastamonu'da bir yine yaşlı teyzemizi otobüsten indirdi, onun otobüsün önüne geçip oturduğu görüntüleri hatırlarsınız. Ya da İzmir'de bugüne kadar örneğin vatandaşlar, 65 yaş üstü vatandaşlarımız sadece kimliğini göstererek binerlerdi. Yani onlara ayrıca bir kart düzenlenmiyordu. Tun Soyer'in döneminden sonra bu değişti. Yani yeni dönemde onlara da bir kart verilme uygulamasına geçilecekti. Ama şimdi onlar da yani her ne kadar gidip 65 yaş üstü olduğunu beyan edip kart isteseler de şu anda vermeyecekler. Veremiyor belediye. Sebebi işte çıkmaması ispatlamanız gibi lazım. Yani şeyden sonrası için de belirli değil. Pandemi sonrasında sonrası da bir anda nasıl dönüşüleceği belli değil. Bu kadar belirsizlik aslında Türkiye'de karar alma mekanizmasının hep tek yere çekilmesi sebebiyle oluyor. Belediyelerin üstünde bir İçişleri Bakanlığı tahakkümü var. İçişleri Bakanlığı direkt saraya bağlı. Haliyle saraydan ne açıklama yapılacaksa onun dahilinde bir yol yürüyoruz. Az önce söylediğim meclisin güçlendirilmesi ve kararların uygulamanın mecliste belirlenmesi zorunluluğu bundan kaynaklanıyor. Ama yani bunun da sorumlusu meşle konması gerektiğini geliyor. Ama kim karar veriyor peki buna? Bilmiyorum. Hayır, hayır. Çok ben, tamam. 65 yaş üstü kararlara, genelgelere kim karar veriyor Türkiye'de? Vallahi bilmiyorum ama... Tabii ki Cumhurbaşkanlığı karar veriyordur. Tabii ki kabine karar veriyor. Ben karar verecek değilim. Bundan doğal bir şey diyor. Hukuk içerisinde kaldığınız sürece ilgili makamlar karar verecektir. Bunu hıfzı sıha değil, bilim kurulları karar veriyor. Bilim kurulları kararları tavsiye olarak hükümetin önüne geliyor. Hükümet de kararını veriyor. Bunda abes bir durum yok. 65 yaş meselesine gelince bunları yani mahkemedeki ispat gibi düşünmemek lazım. İspat dediğiniz şey çalıştığı yerin belgesini, bir imzalı belgesini götürüyor, izin alıp çalışıyor. Bu öyle çok zor, zahmetli bir iş de değil. Yani 65 yaşındaki insan çalışan kayıt dışı da çalışsa, işçiler var, ameleler var, bunlar çalışıyorlar. Gazete büfesi işleten. Bir sürü şeyler var. Onların hepsinin çalışma izinleri daha evvelden alınmış, ellerinde var zaten bu insanların. Buna ihtiyaç da yok. Sadece bu önceki genelgelerde hepsi çalışma izinlerini almış, bizim gibi sabah haftanın 5 günü çalışıyor. Çalışan bu insanların toplu taşıma araçlarına binmesi konusunda da muafiyetleri mutlaka vardır. Böyle standart bunu düşünüp kilitledik, onları hapsettik gibi peki düşünmek doğru değil ya. O izinler var zaten. İzlediniz değil mi? Var bu tür bir tane şey var. O ev hanımı çalışan biri de değil. Oradaki de görevini yaparken diyor ki binme. Vallahi bir orada, sabah sizinle bir otobüse binelim. Hatta bir tanesi bir hanımefendi de inmedi. Şeyde zorladılar, otobüsten inmiyorum dedi. Şoföre sen işine bak. Ben 60 yaşında da olsam gideceğim dedi. Kullandı. Ya orada tabii ki vatandaşı incitmemek gerekiyor ama sağlığını da düşünmek lazım. Yani sağlığı nereye koyacaksınız? Aşılara gelince falan aşı filan aşı. İşte ben geçenlerde hocalarımı dinledim. Ya ben aşının menşeine bakmıyorum. Aşının kalitesine bakıyorum. İşe yararlığına bakıyorum. Doğru. Eğer biz burada falan aşısı filan aşısı dersek hangisinin daha güvenli olduğunu düşünüyoruz? Her biri dışarıdan yapılmış gelmiş şey. Ya bir takım bu aşı benzeri daha nelerimiz var? Ya mesela sosyal medyaya bakın bakalım kimlerin elinde, nereden geliyor dünyaya? Dünyanın en büyük gücü kim oldu şimdi baktığınızda? Bu noktada daha çok söyleyeceğimiz şeyler var ama burada kendi hükümetimizde, kendi vatandaşımızda korku yaratacak, paniğe sevk edecek bir uygulama olduğunu düşünmüyorum. Üstadıma tenkit manasına demiyorum. Ama bunun istisnaları zaten ellerinde var bu belgeler. Çalışıyor bu insanlar. Belediyeler belki bunu berraklaştırmalı. Yani o, çünkü onlar bedava biniş kartları var. Onun üzerinde bir kare kod var. Şimdi 65 yaş üzeri nedeniyle o kare kodu okumayacak olabilir aletler. Cuma günü itibariyle biz de eğer HES kodumuzla eşleştirmezsek okumayacak çünkü. Bunun bu süre içerisinde işte gişelerde... Henüz daha başlayan bir uygulama da yok biliyorsunuz. 15'inden sonra başlayacak. Evet, oraya o tedbirleri belediyeler de açıklama yapacaktır. Muallakta kalan hususların tabii ki aydınlatılması hepimiz isteriz. Bir de yani o yaşın üstündeki herkesin de internete erişimi olmayabilir. Akıllı telefon kullanmıyor olabilirler. Bir kolaylık sağlayıp bir yerde bir mobil araç açıp belki... Çok açık. Toplum yarısından fazlası şu anda ne olduğunu bilmiyor. Yasal düzenlemeler belirli olmadığı için genelge aramaya başlıyorsunuz. Bir de şöyle bir sorun var. İktidarın medyası aslında çok güçlü. Yani iktidar
Türkiye'de medyanın %80 üstünde destek alan bir görünümde. Yani benim elimde böyle bir medya gücü olsa sabah akşam bunu döndürürüm. Ama ben açıyorum birçok medya organında bu genelgelerin haberi bile yok. Haberi İçişleri Bakanlığı internet sitesine giriyorsunuz. Genelge bulmak bulmaca çözmekten daha zor. Oradan oraya bağlanacaksınız, döneceksiniz. Ya çok basit. PDF, Word gibi koyarsınız. İsteyen indirir, isteyen bakar. Genelgelere ulaşmak daha çok zor. Genelge yazıyorsunuz. 65 yaş üstü genelge diye yazıyorsunuz. Önce bir tane internet site, o da algoritma hesaplaması yani Google'ın reklamından ötürü. Önce sizi bir internet sitesine gönderiyor. Orada o internet sitesi fazla tıklama almak için haberin devamı diyor. Siz bir sağlıklı veriye ulaşmak için 10 dakikaya yakın zaman harcıyorsunuz. En sonunda da illallah edip zaten ben kendim ne yapacağımı şimdi bilirim noktasına geliyorsunuz. Ahu Hanım şeyde işte enflasyon rakamı açıklanıyor, işsizlik rakamı açıklanıyor. İşte mikrofon tutuyorlar, anlatıyorsunuz. Diyor ki hocam anlaşılır gibi anlat. Yani sen öyle herkese ekonomi biliyormuş gibi, enflasyon biliyormuş gibi anlatma. Yani anlamıyor insanlar. Ama artık anlıyor herkes. Bu enflasyon ve enflasyon hani onları konuşuruz ama yani otobüse binip işe gidecek ya. Yani bu kadar basit bir hayatını etkileyen bir meselede bu kadar karmaşık bilgiye, aşı meselesinde bu kadar karmaşık bilgiye gerek yok. Yani nedir? Ya bu bir de bu kadar zor da değildir. Yani biliyorsunuz hani zaten bir sürü hukukçusu, genelgeyi yazan, orada bir sürü personeli vesaire çalışıyor. Var. Bir sayfa yazarsınız ya bu kadardır. Yani bu kadar tartışılacak bir mesele yoktur ortada. Dersiniz ki şu genelgede şunu demiştik, bu genelgede bunu demiştik, şimdi de bunu dedik. Kartlar iptal olacak. Belediyelerden izin almak için de şimdiden gidin şuralara başvurun. Bitti bu kadar. Bu genelge yayınlanmadı daha ama. Doğru işte. Yayınlanmaması niye yapayım zaten? Onu söylüyoruz. Diyoruz ki bir ön haberi alıp muğlaklıkla yola tam gidersek bir yere çıkamayız. Genelge yayınlanacaktır hatırlıyor yani. Hatırlıyor musunuz? Nisan ayı bir cuma akşamı. Aynen, aynı şeyi yaşadık. Nisan ayı bir cuma akşamı. Perşembe akşamı mı? Cuma akşamı mıydı? Neydi? Cuma. Daha genelge çıkmadan ortaya aynen bu şekilde yani ki o çok daha büyük infialdi zaten hatırlarsınız. Bakan istifa etmeye kalktı sonrasında. Hı hı. Yani bir anda bir sokağa çıkma yasayla karşılaştık. Hani siz diyorsunuz ya detayları açıklanır vesaire. Ya bizde öyle olmuyor yani kusura bakmayın ama bizde her şey böyle son dakikada. Aha bunu yaptım tamam hazır 3-4 gün önce şimdi İl-Hıfzıssıhhat Kurulu böyle bir karar alıyor. Bunu tweet atıyorsunuz. Yani genelge çıkmadıysa niye tweet atıyorsunuz? Genelgeyi beklersiniz. Doğru. O genelgeni de dediğim aslında çok akla yatkın bir şey. Yani neden burada tartıştığımızı da anlamıyorum. Yani bir sayfa bunun binecek adamla insanlar şunlardır, binemeyecek insanlar bunlardır, binmek isteyenlerin şu belgelere ihtiyacı vardır, bitti bu kadar. Yani çok kolay bir günde halledilebilir hakikaten. Biz buradan sadece hatırlatma görevimizi yapmış olalım. Devlet çünkü istediği zaman belediyeler de, bu işte belediyeler de önemli. Belli haklarından mesela taviz verebiliyorlar vatandaş lehine. Bugün dün Üsküdar Belediyesi'nin güzel bir uygulamasını gördüm. Hilmi Başkan'ın attığı tweetten hareketle meclis kararı aldık diyor. Üsküdar İlçe Belediye Meclisi'ne alınmış karar. Tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan belediye kiracılarımızdan kısıtlılık hali süresince kira almayacağız. Aynı kapsamda Üsküdar'da ticari faaliyetleri kısıtlanan tüm iş yerlerinden de ecri misil almayacağız. Her zaman milletimizin yanındayız. Biz bunun için burada epey Barış arkadaş falan da çok uğraştı. Meslektaşımıza helal olsun. Hilmi Bey başarılı da bir avukattı belediye başkanlığından önce. Helal olsun. Herkese de örnek olsun. Doğru. Bu kısıtlama döneminde, bu zor günlerde kaç kere konuştuk daha önce. Yani hatta bir dönem vatandaştan doğalgaz, su ve elektrik bedelinin de alınmaması gerektiği kanaatindeydim. Özellikle yani sert geçirdiğimiz Mart ve Mayıs ayı arası için sonrasında bir planlama yapılabilirdi. Onun gibi kamu kurumu, vatandaşın hizmetinde olan bir kurum. Emin olun bu hiçbir şey kaybetmez Üsküdar Belediyesi gelirinden. Kasası açık da vermez. Sayıştay da bir ceza çıkarmaz buradan. Doğru. Çok basit. Keşke geri kalan 38 belediyeye İstanbul'da ya da işte Türkiye'de 10 büyük İlçe belediyesi var. Gaziantep'te 2 tane, Ankara'da 2 tane. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Çünkü ticari hayat oralarda dönüyor. Yani çok önemli ilçe belediyeleri bunlar. Doğru. Hepsine örnek olması şehir gereken kadar bir karar. Çankaya 1 milyon. Esenyurt 1 milyon. Bunların bir kısmı hakikaten belediyelerin gelirinden taviz mi veriyor diye düşündük ama hesaplanmış. Belediye kendini toparlar. Bu kurumlar 100 yıllık kurumlar. Bunlar doğru kendilerini... Yani bir de açıkça konuşmak lazım. Siyasetin bir de rantı var. Tabii. Ne yazık ki yani bu zaten rantın legalleşmesini konuşuyoruz. Siyasetin finansmanı için de bu önemli. Emin olun
her belediyede, yani bunu net söyleyebiliriz, ne kadar resmi veri dönüyorsa en az o kadar da bir rant dönüyor. O rantın da legalleşmesini sağlar bu süreçler. En azından yani 4 katlı bir binayı 8 katlı bina yapmaya izin veren belediye ona nasıl imza atıyorsa, burada da vatandaşından o Ecim alt İslam kattaki kiracısından da bir dönem ücret almasın. Hukuken de yani aşı meselesinde ne noktadayız? Birazdan Tevfik Özde Hoca'ya da soracağım ama. Hoca'ya soracağız da dünün tabii esprisi şuydu. 11 Aralık'ta gelecek olanlar 11 Ocak'ta gelmedi. Hükümetten yanıt bekliyoruz. İşte hükümette Sayın Bakan'a sordu. Bakan Bey'i toplumun önünde de bu işin sorumlusu olarak bildiğimiz için Sayın Cumhurbaşkanı da dedi ki ne zaman gelecek? Perşembe mi, Cuma mı? Şimdi toplum olarak bekliyoruz. Perşembe, Cuma, sonra olmadı bir daha bir hafta mı ertelenecek? Heyecanla bekleyeceğiz. Bir ay ertelenen, bir hafta ertelense ne diyeceğiz şimdi? Ali Bey bayağı muhalif. Oradan Yiğit Bey bayağı muhalif, oradan anlaşılıyor ama yani Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı şeye itibar etmek lazım. Geliyor da, yani aşıyı kendi ülkemiz üretmiş değiliz ki, yabancı ülkeden alıyorsunuz. Herkes aşı savaşlarına girdiği bir dünyada sizin de o aşılardan bir miktar kapıp getirebilmeniz de büyük başarı. Birkaç gün içinde aşılanacak, bu hafta sonuna kadar başlanacak diyor. Dolayısıyla keşke kendi yerli aşımızla çabukça yetişse de bu işi başarabilsek. Hepimizin temennisi bu. Ya bir takım küçük ertelemeleri de büyük zaaflar gibi düşünmemek lazım. Yani biraz açıklıyor zamana bunu. Günlük yayıyor Türkiye. Şeffaf olarak yürütüyor. Gecikti, geldi, elimde başladı şu kadarı, tamam şu işte denemelerini yapıyoruz. Bunu hemen gelir gelmez insanlara aşılamanın doğru olmadığını bilim kurulu bunu inceliyor. Bunların sonuçlarını üstadım, almadan gelen aşıyı aşılamama değil. 50 milyon doz dediler. 11 Aralık dediler. Üstadım, 11 Ocak siz, geçti. Siz de 5 milyon doz piyasa geldi. İçindesiniz. Avukatsınız. Sizin her dediğiniz, her yaptığınız gününde yerine geliyor mu? Vallahi İnsanların yaptığı. Hayır, sen değil. Bir başka şekilde söylemez. Dolayısıyla bunların piyasada her yaptığınız siparişi gününde teslim alıyorum. Bir de benden bitmiyor. Devletler arası bir iş bu ve bir savaşa dönüşmüş. Birbirlerinin maskelerini çaldığı, birbirlerinin maskelerine el koyduğu dönemleri yaşadığımız bu dünyada aşılarda da bu tür gecikmelerin olması sanki idarenin kabahatiymiş, lakayt davranıyormuş gibi düşünemezsiniz. Onlar da bir mücadele veriyor sizin gibi, bizim gibi. Belki bizim hiç dahilimiz yok ama onlar gece uykuları kaçan insanlardır. Doğru, belki de. Ya, bir de böyle bu tarafından bakmak lazım. Böyle basitçe işte aşıyı şunu dedik yattılar, bunu dediler yattılar. Türkiye'de çalışmayan legal, lakayt bir hükümet var gibi doğru, algılamak, millete gözünün önüne de böyle koymak. Söylediği tarihte tamam neden da yani sözü tutarsız, söyledikleri yanlış, bunlar milleti kandırıyor havasında bir söz olursa buna ben karşı gelirim, olur mu? O insanlar bu memleketi seven, en az hepimizden daha çok seven insanlardır yani. Ne ben ondan az severim, ne milletimi, ne de o benden az sever. Görevlidir, sorumludur. Onun sorumluluğu benden biz, kat be kat daha ama fazladır. Biz siyasetçileri o, sevgi üzerinden ölçerek bir yere taşımıyoruz. Ama biz beceri tenkit beceri, üzerinden de tabii, bir takım şeyleri yaparken bu bir yaparken, beceri meselesidir ya mesela. Ama küçümseyerek atıyorum. Yani işte Cumhurbaşkanı işte bakanına sordu da ötekine yarın gecik olursa üstüne atacak. Bu bir küçümsemedir. Bu hiç hoş bir şey değil yani, onu söyleyeyim size. Ben hocamıza algılamadım. Ben sanki daha farklı algıladım. Ben Tevfik hocamız karşımızda. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için hocam. Teşekkürler. İyi yayınlar. Güzel sabahlar. Çok sağ olun. Şimdi artık neredeyse gün sayıyoruz. İnşallah da hani vurduğumuz andan, vurma da demeyelim, aşı uygulamasına geçildiği andan itibaren de herhalde moralman da değişecek, Türkiye'nin ruh hali biraz öyle gözüküyor. Şimdi bir herkesin sorduğu bir soru var. Hakikaten Endonezya'da farklı, bizde farklı, Brezilya'da farklı. Buna bir yanıtımız var mı hocam? Yoksa yani deneme havuzu veya süreyle alakalı bir şey mi bu? Tamamen istatistiksel bir şey mi yani? Bunun tabii yayınlar elimizde değil. Yani bunların makaleleri henüz yayınlanmadı. Sadece bir rapor şeklinde rakam bildirildi, koruma oranı şu kadar diye. Makaleyi okumadan yorum yapmak çok zor. Çünkü farklı gruplarda çalışılmış olabilir. Yani bazı mesela diyelim ki Brezilya'daki dahil edilen gönüllülerle işte Endonezya'da dahil edilen gönüllüler, Türkiye'de dahil edilen gönüllüler aynı mı? Yani yaş dağılımları, kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar aynı mı?
Dolayısıyla bu farklılık oluşturabilir. Çünkü bu aşının oluşturacağı bağışıklık yaşla değişir. Kronik hastalığın olup olmamasıyla değişir. Bağışıklık sistemini bozan bazı hastalıkların varlığıyla değişir. Dolayısıyla biz bu gönüllerin dağılımını görmeden bu rakamlar üzerinde konuşmamız biraz afaki oluyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani bir aşının pandemide kullanılması için asgari %50'nin üzerinde bir etkinliğe sahip olması yeterli diye Dünya Sağlık Örgütü kabul ediyor. Bu açıdan bakıldığında hani bu aşı her farklı sonuçlar olsa da kriteri karşılıyor şeklinde görünüyor. Tabii bu çalışmaların raporları da yakında yayınlanır. Daha sonra daha ayrıntılı değerlendirmeler yapma imkanımız olabilir. Şimdi hep konuştuğumuz bu ilk partinin iki doz uygulaması sonrasında bazı tedbirler gevşetilebilir diyor. Sayın Cumhurbaşkanı da kademeli olarak bakıyoruz ama hani çok da gevşemeyin işaretini verdi. Şubat ortası, Mart gibi biraz bir normalleşme işareti görebilir miyiz hocam? Çünkü sizin de bazı uyarılarınız var. Üçüncü dalgaya dikkat, işte yeniden bir mutasyon vesaire. Bahar ayları da böyle sıkı tedbirle geçecek galiba, değil mi? Evet, yani ben de kendi önerilerimi yaptım. Şöyle düşünüyorum ben. Şimdi bu pandemilerde aç kapa yöntemi vardır. Yani kontrolü kaybetmeye başlıyorsanız tedbir alırsınız, kontrolü sağlarsınız. İyi noktaya geliyorsanız biraz gevşetirsiniz. Çünkü ekonomi, hayat, işte ihtiyaçlar, insanların psikolojisi, toplumun psikolojisi açısından da uzun süre kısıtlamaları devam ettirmek de çok kolay bir şey değil, zor bir şey. Bunun da bir bedeli var. Dolayısıyla bir denge kurmaya çalışırsınız. Bütün dünya bunu yapmaya çalışıyor. Şimdi tabii belirsiz olan bir durum var. Biz tabii son zamanlarda aldığımız tedbirlerle vaka sayılarında olsun, hasta sayılarında olsun, hastane doluluk oranlarında, yoğun bakım doluluk oranlarında gerçekten belirgin bir rahatlama sağlamış görünüyoruz. Bu iyi bir şey. Aldığımız tedbirler işe yaradı. Ama burada tabii tedbirler dışında şunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum ben Ahu Hanım. Yani bu tedbirler ve bu vaka sayılarının paylaşılması toplumda olayın ciddiyetinin fark edilmesine yol açtı. Ve insanlar da bence 3 ay öncekine göre çok daha duyarlı, bu konuda daha tedbirli. Ben de görüyorum, siz de görüyorsunuzdur. Artık caddelerde, sokaklarda maske takmayan hemen hemen yok gibi. İnsanlar maskeyi usulüne uygun olarak takıyor, mesafeye dikkat ediyor ve mümkün olduğu kadar kalabalıklardan uzak kalmaya çalışıyorlar. Bu duyarlılığın devam etmesinde fayda var. Yani tedbirler, kısıtlamalar, kamu yönetiminin karar vereceği şeyler, onlar için yorum yapmak doğru olmayabilir. Hani tutmayabilir, kalkar kalkmaz vesaire, ama ben yurttaşlarımdan mümkün olduğu kadar bu maske, mesafe, temizlik ve sosyal izolasyon konusunda bugünkü duyarlılıklarını korumalarının yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü yeni bir virüs, mutant virüs varyantı var biliyorsunuz. Doğru. İngiltere başta olmak üzere. Bugün Avrupa ülkelerindeki vaka artışlarının bundan kaynaklandığı konuşuluyor. Dolayısıyla buna bağlı bir etkilenme bütün dünyada ve bizde olacak mı? Henüz bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Dolayısıyla ihtiyatlı olmakta fayda var. Yani biz dikkatli olalım ve gevşemeyelim. Aşılama süreci yeterince bir noktaya ulaşıncaya kadar bu başarıyı, elde ettiğimiz düşmeyi koruyalım. Hani daha yeniden bir sarsılma olmasın diye düşünüyorum ben kendi adıma. Hocam bir de sevgili haber müdürümüz Bülent Çöltekin özellikle sormamı istediği bir aşı meselesinde anladığımız kadarıyla bir rıza beyanı ya da bir imza veriliyor doğal olarak bu tip şeylerde. Hani hastaneye gittiğimizde de bazı şeylerin paylaşılması durumunda diye rıza beyanımız vardır. O belge nedir ve neden gerekli oluyor? Şimdi biliyorsunuz bu aşılamayla ilgili prosedür acil kullanım onayı şeklinde bir prosedür. Yani bugün için dünyada sadece bizim kullandığımız aşı için demiyorum, COVID-19 için hala kullanılmakta olan aşıların hiçbiri normal ruhsatlandırma sürecini tamamlamış aşılar değil. Dolayısıyla yarar zarar oranı bakılarak hani acilen kullanılması gündeme geldi. Burada gönüllülük esasıyla bir aşılama olacak. Zorunlu bir aşılama da yok.
Dolayısıyla yurttaşlarımıza bir bilgi formu hazırlanmış. Bu aşıyla ilgili Sağlık Bakanlığı bu aşının yararlarını, risklerini, işte aşıyla ilgili gerekli genel bilgilendirme yapıyor. Ve ondan sonra da yurttaşımız evet ben gönüllü olarak bu aşıyı yaptırmak istiyorum diye rıza beyanında bulunuyor. Gönüllülük esasıyla işleyen bir şey olduğu için ve aşıyla ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra bu vatandaşın kendi özgür iradesiyle aşıyı yaptırdığının bir belgesi olarak herhalde bu şekilde bir uygulama gündeme geldi. Sonra kısacık da şeyi sorayım hocam, hep konuştuğumuz %60-70 bağışıklık kazanmadan çok rahatlayamayız diye hep konuşuyoruz. Bizim kazanmamız yeter mi? Çevremizin de mi bu böyle, yani bütün Avrupa'nın da mı bu orana gelmesi gerekiyor? Kısmen normalleşme, turizm vesaire gibi sektörlerin rahatlaması için. Şimdi bütün dünyada aşılama çalışmaları başladı aslında dikkat ederseniz. Yani Türkiye'de içinde bulunduğu coğrafya ve daha çok insan hareketliliği açısından, diğer ülkelerle olan hareketlilik açısından bakıldığında daha çok aşılamanın yapılmakta olduğu ülkelerle bizim insan hareketliliğimiz var. Dolayısıyla hani çok farklı bir noktada olacağımızı sanmıyorum ben Avrupa ile, Amerika ile ve diğer ülkelerle. Türkiye'nin de aşılama oranları birbirine benzeyecektir diye düşünüyorum. Ama tabii şunu düşünelim, biz kendi toplumumuzu %60-70 aşılasak enfeksiyonun yayılmasını engellemiş oluruz. Yani dışarıdan da bir virüs gelse, virüs diyelim ki birine bulaşmak isteyecek ama o bağışık, dolayısıyla onu hastalandıramayacak. Diğer birine gidecek, hastalandıracak ama bir üçüncüsünü hastalandıramayacak. Dolayısıyla eskiden olduğu gibi böyle patavatsızca, pervasızca yayılamayacak, engellerle karşılaşacak. Dolayısıyla %60-70'i aşılamak her halükarda bizi korur. Rahatlatır. Ama rahatlatır. En azından kontrol altına almamızı sağlar. Ama tabii bu sürecin en önemli tarafı biraz önce de gündeme geldiği gibi gönüllülük esasıyla toplumun buna katılımını sağlamak, yeterli sayıda aşılamayı kısa zamanda yapmayı başarmaktır. Sayın Şahin, sorunuz mu vardı, yorumunuz vardı? Hocama bir soru sormak istiyorum. Sayın Şahin'e bir soru. 65 yaş üstü kişilere toplu taşıma araçlarının yasaklanıyor olması bilim kurulumuzun önerisi mi? Ne amaçla alındı? Bunların istisnaları önerildi mi? Bir tweet'te öğrendiğimiz bir şey. Bu ajitasyona açık bir konu. 65 yaş üstü. Bu bilim kurulu önerisi değil. Bu sadece ilim sağlık kurulu önerisi. Yani bu lokal bir karar. Yani il ruhsuz sağlık kurulu tarafına alınmış. Şeyini bilmiyorum, yani gerekçesini ve amacını bilmiyorum ama yani benim bilgim dahilinde olan bir şey değil. Yani bilim kurulunda benim katıldığım toplantılarda böyle bir şey gündeme gelmiş değildi. O zaman demek ki il bazında da yanıt verilmesi gerekiyor. Tabii yani bilim kurulunun direkt bir sorumluluğu yok bu kararda. İl kurulları burada yetkili kurullardır. Yani kanunen yetki ve görevi tanımlanmış kurullardır ve kendi il bazında bu tür salgınlarda gerekli tedbirleri almakla yetkilidirler. Yani onlar orada bir sorun görmüş olabilirler. Kendi illeriyle ilgili bir gözlemleri olabilir. Çünkü bu filyasyon çalışmaları var biliyorsunuz. O filyasyon çalışmalarında şunu görüyorlar. Yani her vaka nerede bulaştı, kimden bulaştı, nasıl bulaştı? Şu anda diyelim ki atıyorum Trabzon ilinde bulaşmanın sebepleri neler? Burada toplu taşıma mı rol oynuyor, iş yerleri mi rol oynuyor yoksa kapalı AVM'ler mi rol oynuyor, ev içi bulaşmalar mı sorumlu? Bunu görebiliyorlar yüzde kaç oranında. Dolayısıyla tedbirleri alırken de her il hıfzı sağlık kurulları kendi verilerine dayalı bazı çıkarımlarda bulunuyorlar. Hani bu karar da belki böyle bir gözlem veya veriye dayanıyor olabilir ama ben o veriyi bilmiyorum. Yani onunla ilgili yorum yapmam şu anda mümkün değil. İstanbul bazında yanıt alacağımız bir soru. Yiğit Acar, sorumuz var mı? Sayın hocam, son takvimleme nedir acaba? Bilim kurulunda bu konuşulduysa aşıya dair, yani Ocak ayının ortasında geldikten sonra vatandaşın ulaşabileceği takvimleme. Şimdi bu hani zor bir soru çünkü buradaki aşı üretimi Türkiye'de olmadığı için tedarik zinciriyle sınırlı. Şu anda 3 milyon aşı için bir takvimleme yapılabilir. Bundan sonraki tedarik zinciri geldikçe onlar için de ayrıyeten bir takvim yapılabilir. Şu andaki gördüğümüz hani hafta sonu itibariyle aşılamanın başlayacağı şeklinde bu 3 milyon aşıyı risk gruplarına, öncelikli risk gruplarına Türkiye kısa bir sürede yapar diye düşünüyorum ben. Yani bir haftada veya iki haftada
tamamlarız. Bu biraz da insanların talebine bağlı, gönüllülük esasına bağlı. Bunu hızlı bir şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Ama ondan sonraki hani gelen tedarik ne kadar olacak, ne zaman gelecek peyderpey onları konuşuruz. Ama şimdi afaki bir şey söylesek hani onu tutturamayabiliriz. Onun için böyle tam net tarihler söylemek şey olmuyor, zor oluyor. Toplum onu o beklentiye giriyor. Doğru. Evet. O zaman önce gelenler öncelik şeylere ihtiyaç. Şimdi asıl olan tabii burada Ahu Hanım siz de söylediniz. En büyük risk gruplarını öncelikle aşılayıp hastalığın yayılmasını azaltmak. Yani doğru. Tabii ki toplumun %60'ı 70'i aşılandığında tam bir koruma sağlanacak ama en azından en riskli grubu en önce aşılarsanız daha erken daha güçlü bir sonuç alırsınız. Yani buradaki asıl amaç da o zaten. Hani risk gruplarını aşılayarak kayıpları azaltmak, hasta sayılarını azaltmak ve bulaşmayı azaltmak. Sağlıkçılarımızın üzerindeki yükü daha da hafifletelim. Evet. Hatta içlerinde hala hasta olanlar var. Acil şifalar. Hocam çok teşekkürler hepsine. Sizin nezdinizde bütün sağlık çalışanlarımıza bir kez daha hem teşekkür edelim hem de kendilerine dikkat etsinler diyelim. Sağ olunuz efendim. Ben teşekkür ederim. Herkese selamlar. Kolaylıklar dileriz hocam. Çok sağ olun. Bir mukavele. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi buradan dün açıklanan işsizlik rakamları, cari açık rakamları Oğuz Hocam'a sorumuz var. Ona geçmeden bir şey soracağım. Milletin yaşadığı işsizlikle TÜİK'in açıkladığı işsizlik arasında korkunç bir uçurum var. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik rakamlarını açıkladı. Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre işsizlik 0,7 oranında azaldı. 12,7 oldu. CHP sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK'in yayınladığı o rakamları değerlendirdi. TÜİK iş bulma ümidini yitirdiği için iş aramayanları işsiz saymıyor biliyorsunuz. Millet işini kaybetmiş ama işsiz sayısı TÜİK'e göre 391 bin kişi azalmış. Diğer tarafta iş bulma ümidini yitirdiği için iş aramayan, iş aramaktan vazgeçen yurttaşlarımızın sayısı son bir yılda 2 milyon 173 bin kişi artmış. İş bulma ümidini kaybedenleri de eklediğimizde gerçek işsizlerin sayısı son bir yılda 2 milyon 763 bin kişi artarak 10 milyon 513 bini bulmuş. Ödemeler dengesi Kasım 2020'de 4 milyar 63 milyon dolar açık verdi. 12 aylık cari açık 37 milyar 974 milyon dolar oldu. Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler açığı 2019 Kasım ayına kıyasla 4 milyar 48 milyon dolar arttı, 4 milyar 63 milyon dolara çıktı. Beklentiler ise 3.7 milyar dolar seviyesindeydi. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 37 milyar 974 milyon dolara çıktı. 12 aylık beklenti ise 37.7 milyar dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası bu dış ticaret açığını 2019 yılının Kasım ayına göre açığın 2 milyar 900 milyon dolar artmasına ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 451 milyon dolar azalmasına bağladı. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2019 Kasım ayında 4 milyar 94 milyon dolar fazla vermişti. Bu ayda ise 632 milyon dolar fazla verdi. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 299 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 1 milyar 298 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Büyük şehirlerde sıkıntı var, küçük yerlerde sıkıntı var. Suyu olmadık yerler var. Mesela köylerimize dahi mesela sularda kesilme var. Beklenen yağışlar bir türlü yağmadı. Çiftçileri kuraklık endişesi sardı. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde çiftçilik yapan Aydın Doğan kuraklık nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Kuraklık gittiğinden dolayı bayağı sıkıntıda çiftçiler. Bazı ekinler daha yeni çıktı. Şimdi görüyorsunuz daha yeni çıktı ekinlerimiz. İnşallah bundan sonra rahmetlerimiz yağar da İnşallah düzelir yani. Yağmur yağmazsa sebze meyve fiyatları artacak olan yine vatandaşı olacak. Bu şekil giderse eğer oradan tüketici de bulamazsa her şey pahalı olur. Pahalı oldu muydu da hepimize yansır yani.
yağmurlar yavaş yavaş geldi. Daha da gelmeye devam ediyor ama bize geliyor. Orta Anadolu hala biraz kuraklıkla uğraşıyor. İnşallah Orta Anadolu, Türkiye'nin tahıl ambarı yağmur alır. Bu arada buğday ithalatımız da devam ediyormuş. Ama hafta sonundan bu yana sanal alemi konuşuyoruz. WhatsApp'ın fişi çekilebilir Türkiye'den birinci sayfasından. Ankara dijital zorbalığa el koydu. Geri adıma yanaşmazsa yasak gündemde. Dün Facebook Türkiye'nin yönetiminden bazı açıklamalar geldi. Şimdi bu iş sandığımız kadar ciddi bir mesele mi? Oğuz Hocam'a da soracağım ama sen... Birincisi ben abartıldığı kanaatindeyim. Öyle mi? Tabii. Yani şu anda bu WhatsApp'ı siliyoruz, işte yerli milli uygulamalara geçiyoruz tarzında bir düstur var. Yerli milli uygulamamız yok ne yazık ki. Yani sadece operatörlerden SMS atabiliriz birbirimize. Bip var. Bip Turkcell'in. Yani onu da işte şöyle, evet, yani ne kadar yerli milli oldu ayrı tartışma. Evet. Verisinin nerede depolandığı belli değil. De. Ben her şeyi alırım, istediğim yere servis ederim diyor. Yani bütün geri şeyleri istiyor hakikaten, telefondaki fotoğraflar dahil, sesler, her şeye ulaşırım diyor. Hani sizin paylaştığınızın dışında da. BIP'in de hani içeriğine gireriz ama WhatsApp'ta şöyle bir durum söz konusuydu. Sizin iradenizle ne gönderirseniz o bir program yoğunluğu içinde karşı tarafa iletildiği gibi bugüne kadar da, yani birçok soruşturma dosyasında da gördük zaten bugüne kadar. İlettiğiniz mesajın haricindeki kişilerin de görebildiği ve soruşturmanın eğer bir terör örgütü ya da terörün finansmanı kapsamında işlenen bir suçsa başsavcılık kanalıyla istihbarat örgütleri vesilesiyle zaten erişilebilir nitelikte olduğu ortadaydı. Hatta bu tartışmalar ilk çıktığında da dönemin ABD Başkanı Obama kullandığı telefonu ve bu programları kullanmadığını söylemişti. Hatırlarsınız siz de. O sebeple yani WhatsApp aslında yeni bir veri paylaşımı yapmayacak. Sadece bunu artık kullanıcısına bir teklifte bulunuyor. Biz bunu hukukta icap deriz. Yani eğer sen bu hizmeti almak istiyorsan bu şartları kabul edeceksin diyor. Buradaki en önemli mesele şu. Tabii biz uzun dönemdir bunu ücretsiz kullandığımız için aksi bir fikirde değiliz ama hiçbir hizmetten siz ücret ödemeden normalde faydalanamazsınız. İşin doğası budur. Faydalanırsanız hizmeti size sunan da bundan bir fayda etmesi gerekir. Örneğin nedir? İşte Instagram, Facebook, Twitter gibi yerlerde reklam söz konusudur ve YouTube'da en çok da önünüze sizi sıkan mesele çok sayıda reklam gelmesidir. Evet. Halbuki oraların yaşaması, oraların bu hizmeti sunmasının temel gayesi reklamcıdan para kazanmak, reklam verenden, o işverenden ücret almaktır. Doğru. Şimdi WhatsApp'ta karşınızda bir reklam söz konusu değil. Yani herhangi bir, hiçbir zaman önünüze bir sponsorluk reklamı çıkmıyor. Ama ne yapıyor? Örneğin Facebook gibi bir dünya deviyle zaten satın aldığı için 3 sene önce WhatsApp'ı. Ben buradaki kullanıcının bir yapay zeka ekseniyle bugüne kadar edindiği izlenimi, fotoğrafı, görüntüyü analiz ederek onun nelerden hoşlandığını ya da nelere ilgi duyabileceğini düşünerek önüne başka sitelerde reklam getireyim diyordu. Örneğin bunu Google yıllardır yapıyor. Yapıyor. Siz ne ararsanız girdiğiniz internet sitesinde Google'da yanda onlar çıkıyor. Çok basit bir algoritmayla. Ya da Facebook'ta nerelere bakarsanız, örneğin bir işte tatil yöresine baktınız. Bir sonraki aşamada hemen o tatil yöresindeki restoran ve oteller önünüze geliyor. Bu konularda biz mahremiyet ilkemizin zedelendiğini düşünmüyoruz. Ama şimdi özellikle Facebook'la verinin paylaşılması söz konusu olunca insanlar şu endişeye kapıldı. Bunu çok net anlıyorum. Ben WhatsApp'ta özel bir bilgimi paylaşıyorum karşı tarafla. Facebook'ta bunu paylaşmıyorum örneğin diyor. Doğru. Aleni biçimde ya da Facebook Messenger'la. Şimdi bu niye benim algoritma olarak hesaplanacak niteliğe kavuştu? Ben bundan rahatsızım diyor. Bu çok haklı bir çekincedir ama o zaman şu devreye giriyor az önce söylediğim. Siz WhatsApp'a herhangi bir ücret ödemediğiniz için ondan istediğiniz şekilde hizmet alamazsınız. Oyunun kuralını o şirket belirler. O şirket size nasıl hizmet sunacaksa siz onunla devam edersiniz. Bu tamamen gönüllülük esası ama rekabet kurulunun, yani bu verilerin bizim mevzuatımıza göre kişisel veri olması sebebiyle kimseyle paylaşılamaz demesi durumunda yapacağı tek şey var. WhatsApp'ı engellemek. Türkiye'de bir erişim engeli kararı verilir. Öyle mi?
Kimse kullanamaz bu saatten sonra. VPN dediğimiz başka bir IP üstünden yurt dışından girmedikten sonra, bunu daha önce yaşadık Uber ve Booking uygulamaları için engellendi. Tabii, Türkiye'de. Tabii burada da şunu göz ardı etmemek lazım. Üstadım da belki o konuda bize yol açar. Bir engellemenin genel olarak herkese faydası mı var? Yani dediğimizi yapmadı diye bu programdan yararlanmak isteyen milyonlarca insanın da yararlanamaması toplumsal faydayı mı sağlıyor? Bunu konuşmamız lazım. Biraz böyle iş şeye döndü yani. Dediğimizi yapmazsan engelleriz biz seni. Yani hani neredeyse illegal bylock vesaire, ona dönüşecek kaygıları da var şeyde. Ama şimdi, o kadar ciddi bir durum yok diyorsunuz. Şimdi bu sosyal medya tröslerin eli, trös oldu. Yani tekelcilik aldı yürüdü ve dünyanın en büyük güçleri haline geldi. Amerika'yı bu hale getiren bu sosyal medyada kimseyi dinlemiyor. Başkanı bile dinlemiyor. Şu anda 70 bin onlar tane... Onlar da şikayetçiler. 70 bin tane takipçisini bir anda durduruvermiş Trump. Yasaklayıvermiş. İstedikleri zaman yasaklıyorlar. Mantık şu, şirket benim, mal benim. İstediğimi yaparım mantığında. Tamam ama niye ayrımcılık yapıyorsun? Mesela WhatsApp Avrupa ülkelerine bunu yapmıyor. Türkiye'ye yapacağım dedi ya da Orta Doğu ülkelerine. Amacı ne? Niçin yani bizi Avrupa'dan ayırıyorsun? Bir hizmet sundun, önce milletin önüne getirdin, alıştırdın. Önüne çok nefis bir yemek koymuşlar. Sonra diyor ki sana bu yemeği vermiyorum. Niye? Şunları bana verirsen karşılığında. Böyle bir şey olur mu? Burada sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yoksa tabii ki şirket kendi şeyini yapar. Ama biz biliyoruz ki eğer bir hizmet ücretsizse kişi ücretin kendisi haline gelir. Kişi hizmet olmaya başlar. Dolayısıyla WhatsApp bunu kurarken de bu amaçla kurmuş ve insanlara pompalamış. Demiş ki uçtan uca şifrelemeyle sizi, bilgilerinizi hiçbir yere sunmayacağım, koruyacağım dedi. Şimdi diyor ki senin bütün kişisel verilerin benim elimde, bunları paylaşacağım. Nasıl olacak bu? Bu hoş bir şey olur mu? İnsanların bütün özelliğini, gizliliğini ortaya dökeceksin. Sonra da ben bundan nemalanacağım. Başka şirketlere satacağım diyor bu verileri. Öyle yapacak, buradan nemalanacak. Peki bunun karşılığı yok mu? Var, nihayet Türkiye çok güzel bir kampanya başlattı. Diğer sosyal medyalara WhatsApp'ı silip geçmeye başladılar. Kullanıyorlar. Bu 8 Ocak mı? Şubat'a kadar. 8 Şubat'a kadar. Eğer bu karardan geri adım atmazsa Türkiye'nin bunun için önlem alması gerekir. WhatsApp'ın yerine kullanacağı diğer sosyal ağlardan bir ya da birkaçı zaten faaliyettedir. Geliştirilir. WhatsApp'ta yasaklanır. Hiç kimse de buna bir şey diyemez. Yani alternatif varsa bir yerde çok rahat kullanılır diye düşünüyorum. Ya da kendisi bu kararından Avrupa ülkeleri nasıl uyguluyorsa eşitlik ilkesi içinden Türkiye'ye de bu kararı alırsa o zaman yine belli standartları korumak kayıt ve şartıyla her şeyi alıp bir yerlere servis etmeyeceği garantisini verebilirse ki o da mümkün değil. Zaten bunu yaptıklarını şu güne kadar inanıyoruz. Herkesin elinde her türlü bilgi var. Bunu söylese de sadık kalacaklarına inanmıyoruz. Çünkü sadık kalmadığı bir dünya mesele çıktı bunların. Kendi verdikleri sözleşmelerine sadık kalmadıkları, kişisel verileri paylaştıkları, hatta birçok yerleri gayrimeşru depoladıkları bilgileri biliniyor. Buradan insanların zarar görmemesi için devletin bir takım tedbirlere başvurmasında da gerek var diye düşünüyorum. Yani insanlar geçen haftaya kadar zarar görmüyordu da bu karar ile mi bu iş bu noktaya geldi? Hocam ona sorayım ama buraya diğer konulara da bağlayacak bir şekilde dün Saadet Partisi ilginç bir tanıtım videosu paylaştı ve uygulamalar farklı olsa da dertler aynı diye mesaj veriyor. Çünkü dertler hakikaten biraz daha derinde. Bir izleyelim bir kısmını en azından. Thank you.
şartları kabul etmiyoruz demiş Saadet Partisi çıkışında ama hem bu hem dünkü işsizlik rakamları biraz bir iki tane de grafiğim var hocam. Bununla onları bağlar mısınız veya ayrı ayrı bir nereden bağlayacağımı şaşırdım. Bağlamayalım ya dağınık kalsın. Büyük başarı olur ama bir deneyeyim. Şimdi yeni dünyanın verisi petrol. Dünyanın petrolü veri. Dolayısıyla bu dünyada veriye sahip olabilmek önemli. İşte az önce Satılmış Bey'in söylediği o bizim önümüze o yemeği koymalarının nedeni de o veriyi toplayabilmekti. Dolayısıyla böyle bir yere geldi. O zaman şöyle bağlayayım. Bizim petrolümüz ise insanımız. Yani belki yeni dünyanın petrolü veri olabilir ama Türkiye'nin uzun yıllardır en önemli kaynağı, en üretken kaynağı, en fazla katma değer yaratan kaynağı insanı. Çok sık konuştuğumuz bir şey vardı. Yani 2000'li yılların başından bu yana Türkiye'de çalışma çağı nüfusunun toplam nüfus içerisindeki payının en yüksek olacağı işte bir 20-25 yıllık süreci yaşıyorduk ve burada hep şunu söylerdik. Üretken nüfusu, üretebilen, yaratabilen nüfusun oranını, sayısını arttırabildiğimiz ölçüde Türkiye ekonomisi gelişecek derdik. Nitekim son işte bu veri ekonomisi az önce konuştuğumuz mesele de biraz buradan geliyor. Bu yaratıcılıkta, bu fikirlere sahip, yani inanılmaz fikirler çıkıyor. Türkiye'deki gençlerden de çok güzel fikirler çıkıyor. Dünyaya açılıyor, oralarda işte satışlar yapılıyor, büyük uygulamalar yazılıyor. Böyle güzel işler de çıkabiliyor. Ama bu tabii çok kısıtlı, bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar. Yani nereden ileri geliyor? İşte ekonominin bir türlü o gençlere hayal kurabilecek arka planı sunamamasından kaynaklanıyor. Yani bugün dün açıklanan işsizlik rakamları, Ekim 2020 rakamları aslında Eylül 2020'den de öyle çok farksız değil. Ya da Ağustos 2020'den de öyle çok farksız değil. Yani dönüp baktığımızda bir süredir konuştuğumuz Türkiye'de işsizlik oranının düştüğü ama işsizliğin arttığı bir süreci yaşıyoruz. Nasıl oluyor derseniz istihdam düşüyor ya da iş gücüne katılım düşüyor. Yani insanlar diyor ki ya artık yeter, ben işmiş aramıyorum, ne hali varsa görsün. Bekleyeyim ben bir kenarda, elbet piyasa bir gün açılır, o zaman tekrar bakarım diyor. Bu sayı 4 milyonun üstüne çıkmış durumda. İş aramayan sayısı. Vazgeçmiş ve kenarda bekleyen. Yani ben diyor ki çalışmaya hazırım ama iş aramıyorum diyor. Burada ümidini kesen insan sayısı 1,5 milyon. Bir yıldan fazla süredir diğer tarafta 1 yıldan fazla süredir iş arıyorum diyen insan sayısı 1,5 milyona yaklaşmış. Geçtiğimiz seneden bu yana bir yıl içerisinde 1 milyona yakın insan işini kaybetmiş. Yani şimdi orada net istihdama bakıyoruz, 896 bin. Bu 896 bin şöyle tarım, hizmetler, sanayide toplam 1 milyonun üstünde iş kaybı var. İnşaatta yeni 110 bin istihdam yaratıldığı için toplam hani o yeni iş yaratıldı, bunlar kaybedildi. Toplam 896 bine geliyor ama aslında geçtiğimiz seneden bu zamana 1 milyon iş kaybetmişiz, istihdam kaybetmişiz. Ve bu işin kötü tarafı işten çıkartma yasaklarının olduğu bir dönemde kaybetmişiz. Yani 1 milyon işi biz işten çıkartma yasağı varken kaybetmişiz. Her ay artık aynı şeyleri zaten anlatıyoruz. Dün bir yerde de aynı şeyi söyledim. Yani hiç konuşmayın ben bu konuyu. Eylül ayındaki şeyi kesin, buraya yapıştırın. Aynı şey zaten. Tabii yani değişen bir şey yok. Pandemi şartları kötü. Yani bir kere pandemi arkada çalışan bir motor. Hangi yorumu yaparsak yapalım biz ekonomiyle ilgili bir pandemi gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuzu bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi ise bu pandemi şartlarında bu süreci daha az hasarla atlatabilir miydik? Nasıl atlatabilirdik sorusu. Biz burada birazcık yani daha az hasarla değil belki biraz da fazla hasarla atlatmış olduk. 1 milyon yani şöyle düşünün, Türkiye'de toplam çalışan sayısının şu an TÜİK'in açıkladığı son rakam 27 milyon civarı. 1 milyon iş kaybetmişiz. Yani toplam 27 milyon çalışanımız var, 1 milyon iş kaybetmişiz. 4 milyon iş arayan insanımız var, 4 milyon 55 bin. 4 milyonda ben iş aramaktan vazgeçtim diyen insan var. Rakama baktığınız zaman neredeyse çalışan insanların yarısı kadar çalışabilecek durumda olan ama bir şekilde bizim iş gücü piyasasına sokamadığımız insanlar. Dünyanın birçok yerinde tabii ki işsizlik arttı. Yani hani şöyle bir şey de söylemiyorum. Yani biz Türkiye'de böyle olduk, perişan olduk falan demiyorum ama Türkiye'de gerçekten çok arttı. Yani şu an geniş tanımlı işsizliğimiz %27'lerde bizim. Yani TÜİK ne kadar %12 dese de hepsinde oranlarda bir şey söylemiyor. Böyle dönemlerde sayılar az önce söyledim. 10 milyon. Yani dönüp baktığınızda evet Amerika'da da bir anda böyle ayda haftada 5-6 milyon işsizlik başvurularına falan çıktı ama şu an hızlı bir şekilde geri gelmeye başladı. Amerika'da bu
hem rakamlar geri gelmeye başladı, haftalık işsizlik başvuruları, hem de işsizlik oranı geri gelmeye başladı. Hmm. Almanya %7'lere 8'lere çıktı ki Almanya için çok önemli rakamlardı. Yeniden 5'lere 5,5'lara doğru geri gelmeye başladı. Yani orada kaybettiğini, o süreçte kaybettiğinin tamamını geri alamadı ama ufak ufak oralarda yol almaya başladı. Çünkü bizim yaşadığımız o türbülansları bu gelişmiş ülkeler çok yaşamadı. Yine Meksika, yani illa sadece gelişmiş ülkelerden bahsetmeyelim. Gelişmekte olanlara bakalım. Meksika'sı, Brezilya'sı, Rusya'sı, yani buralarda bir taraftan enflasyon düşüyor bizdekinin aksine. Bizde çok yüksek malumunuz. Öte taraftan evet işsizlik çok hızlı sıçradı ama oralarda da iş kayıpları ortadan kalkmaya başladı. Ki biz az önce söylediğim o 1 milyon iş kaybını bir yılda ya da işte 10 milyona yakın 9.7 milyon geniş tanımlı işsiz sayısını Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekte dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği o %6,5'luk 6.7'lik büyümenin olduğu dönemde yaşadık. Yani şöyle düşünün, Eylül ayındaki işsiz sayısıyla Ekim ayındaki işsiz sayısı Türkiye ekonomisinin hızlı büyüdüğü bir dönemde aynı. Değişen bir şey yok. Ve kapanma yoktu biliyorsunuz. Kapanmalar Kasım ortasından sonra başladı. Burada önemli bir sorunumuz var. Demek ki biz bir türlü burayı o pandemi dönemini iyi, yani ne kadar iyi geçirebilirdik bilmiyorum ama hak ettiğinden daha kötü geçirdi Türkiye. Bir kere bunu söyleyeyim. İkincisi şöyle bir sorun var. Bu kalıcı bir risk. Yani buradaki sorun bu. Şimdi bu 10 milyona yakın insandan bahsediyoruz. Bu 10 milyon insanın işe dönebilmesi için ne olması lazım Havan'ın? Bir kere piyasanın canlanması kurulu kapasitenin kullanılması lazım. Kurulu kapasitenin kullanılması 10 milyon insanı absorbe etmez. Edeceği 1 milyondur. Çünkü geçen sene bu döneme bakarsanız kabaca görürsünüz. Geriye kalıyor 8 milyon insan. Bu 8 milyon insanın istihdam edilebilmesi için ya da belirli bir miktarın en azından yarısının istihdam edilebilmesi için ne olması gerekiyor Türkiye'de? Yatırım olması gerekiyor. Öyle değil mi? Bugünkü yatırım koşullarına bakarsanız Türkiye'de faizler hep eleştirdiğimiz, kademeli olarak artması gerekirken şoklandığı için piyasa şu an %17 politika faizi var. Ticari kredi faizleri %20'lere gelmiş durumda. %20 ile borçlanmak mevduatları falan. Mevduatları hala 14'lerde. Onlar da 16-17 civarına geldi ortalama şu anda. Evet evet. Yani son birkaç haftadır orası artıyor ama vatandaş ona yani bir diyor şey ki değil, ben %22-23-25 enflasyon yaşıyorum. %17 ile 18'de paramı niye oraya koyayım diyor. Hala biliyorsunuz kurda aynı şey. Faiz yüksekken öte taraftan ülke içerisinde belirsizlikler, Türkiye'de sadece faiz şu son dönemde arttı ama öncesi 1-1,5 sene biliyorsunuz oldukça düşük tuttu. Hatta önden yüklemeli faiz indirimi yaptı tabii. Murat Uysal ilk atandığında. O dönemde de şunu yaşamıştık mesela, hala yatırımlar artmıyordu. Yani 8-10 çeyrek yatırımlar artmadı Türkiye'de. Sadece o işte 3. çeyrekte stok üretiminden kaynaklanan. Neden? Orada da bir belirsizlik ve güvensizlik ortamı var. Yani faiz yüksek, belirsizlik var, güvensizlik var. Önümüzdeki dönem riskler yüksek, pandemi etkisi var. Türkiye'de önümüzdeki 1 yıl, 1,5 yıl içerisinde bu 8 milyon insanı yeniden istihdama kazandı. Mekanik bu. Bu bahsettiğim şey politika falan değil yani. Mekanik. 8 milyon insanı nasıl istihdam edeceksiniz? Yatırım. Yatırımı nasıl yaptırırsınız? Faizlerin düşük olması lazım. Faiz düşük olduğunda döviz sıçrıyor, enflasyon oluyor. Bu sarmalın içerisine ben sokmadım. Az önce hani dediniz ya bu sürecin iyi yönetilmediğinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor bu. Defaatle de söyledik. Şimdi üzerine bir de bakın, dün cari açık rakamları açıklandı. Kasım ayı. Türkiye pandemi gibi böyle talebin daraldığı bir dönemde 38 milyar dolar dış açık verdi. Bunun büyük çoğunluğu dış ticaret açığından geliyor. Yani 50 milyar dolar dış ticaret açığı verdi Türkiye 2020 senesinde. Bu şu demek, ithalatımız ihracatımızdan daha fazla. Bizim ithalatımız 2020 genelinde %7 civarında artarken ihracatımız %3,5 civarında düştü. Yani tamam, pandemi etkisidir deriz ihracat tarafına ama ithalatta ne oldu? Niye bu kadar gaza bastık? Niye bu kadar biz büyüme teranesiyle yani o büyüme istihdam yaratmadı. Hani şöyle olsaydı anlardım. Tüketime dayalı büyüme. Evet, büyürsünüz ve istihdam yaratmadı. O da olmadı. O da olmadı. Yani öyle bir noktadayız ki şu anda hep aynı şeyi söylüyorum. Yani Uysal Albayrak döneminden Ağbal Elvan dönemine geçtiğimiz süreçte şu an yeni ikilinin ya da yeni ekonomi yönetiminin elinde o kadar sıkışmış bir durum var ki, yani çok sıkışık bir noktadan çıkış yapmaya çalışıyorlar. Hep söylüyoruz, burada da defalarca söyledim. Buradan çıkış
faizle vesaire olmaz. Bakın dün kur yeniden 7.50'nin üstüne attı. Gün içerisinde %2.20 Türk lirası değer kaybetti bir anda. Hocam i̇şte ona bir şey soracağım. Amerikan tamam, doları değer kazandığı için. Faizi, dövizi, sermaye üçünü aynı anda yönetebilir misin? Yönetemezsiniz işte zaten. Üçünü ama, aynı anda yönetmeye çalıştığımız zaman olmuyor. Ama bunu anlattık zaten. Olmaz. Buna biz imkansız üçlem diyoruz. Imkansız. Çok basit bir iktisatın temel teorisi yani. Başka türlü bir ekonomik sistemde belki. Burada sadece ama şunu içinde bulunduğumuz da hayır. Ahu Hanım yani şimdi mesela şöyle bir... Bir reklama öyle... gidip geleyim mi? Tamam, olur. Tamam, onu olur, kesmeyeyim. Bir iki tane de grafiğim var. Bir de iyi haber var. O kadar da kötümser olmayalım. Hemen gidiyoruz. Ben hep kötümser kalıyorum ya. Yok ya, kötümser değilsiniz ama... Ama ekonomik kötümser ben lazım. Değil yani. Ben aslında iyimserim. Reklama girmeyeyim. En sıkıntılı olan konu bir gecede 8 milyon işsizi doğal olarak istihdama sokmak çok mümkün değil. Bunun için de yatırım almak lazım, onun için de ortamın değişmesi lazım. Hafif hafif de değişiyor, diplomasi alanında biraz konuşacağız ama bu Genç İşsizler Platformu'nun Twitter hesabından aldım. Şimdi çok dramatik gibi gözüküyor rakam, aslında 11.500'lerden 10.700'e düşmüş gibi bin kişi, yani milyon cinsinden anladığımız evet, kadarıyla. Evet. Şey çok sert duruyor çizgi. 11,5 milyondan işte 10 milyon 700 bine gelmiş. Çalışan, 800 bin. Çalışan genç işsiz yani. Sayısı. Çalışan sayısı bu. Bu çok mu şey oldu yani ben, artık? 800 bin çok büyük rakam değil %25 mi? %25 işte 4 milyon çok büyük rakam ve bunlar çok büyük rakamlar. Yani ülke biz, nüfusları, şehir nüfusları kadar. Biz söylerken böyle çok dile kolay geliyor ama doğru. 4 milyon çok büyük rakamdır tamam, yani. Canım ya izah edilebilir değil. Yani işte çıkış da çok zor. Yani zor, buradan tabii. Çok çıkış. Kadar bir de düşünce. Yani ben onu 1994'ten beri krizlere dönüp baktığımda hep onu görüyorum Ahu Hanım. 94, 2001, 2008, işte 2016, 2017 bu dönemlerde biz bu tip krizleri yaşadıktan sonra maalesef işsizlik hep bir yüksek seviyede yapışkan kalmış. Kaldı. Oradan çok kolay kolay geri inmemiş. Şimdi nasıl düzelteceğiz derseniz bir tane ümidimiz var dönüp baktığınızda buradan çıkışta. Yani dünyada para bollaşıyor, bu para Türkiye'ye gelir mi? Gelen paranın ne olduğunu işte son 1,5 aydır gördük. Sıcak para geliyor Türkiye, öyle yatırım için falan gelen bir şey yok. Yani kimse işte en son bir büyük bir otomobil firması vazgeçti. İki tane cep telefonu üreticisinden bahsediliyor ama ortada somut bir plan yok. Bir de işin kötü tarafı şu an hani bu faiz lobisi, faiz hikayesi sıcak paranın elinde esir olduğumuz bir sürece götürüyor bizi. 21 Ocak 2021 gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilk para politikası kurulu toplantısını yapacak. 21 Ocak günü. Şimdi mesela benim merak ettiğim nokta şu. Bu rakamlar yani işte hem cari açık tarafı hem işte Türkiye'deki sıcak paranın karlılığı şu an borsadan inanılmaz karlar ediyorlar mesela. Doğru. 21 Ocağı doğru ufak ufak Türkiye'den çıkış başlarsa Türk lirasından doları biz 7.60-7.70, 7.80'e doğru giderken görürsek 21 Ocak günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir daha faiz arttırmak zorunda kalır mı kalmaz mı? Aynen. 200 bas puanı getirecek mi bir daha getirecek. Taahhüdü yani Merkez Bankası'nın yeni yönetiminin taahhüdü ben Türk lirasını savunacağım taahhüdüdür. Kötü bir şey değildir ama bunun sonuçları vardır. Yani %17 olan politika faizini yukarı taşırsınız. Aynen. Bu ne demektir? Kredi faizleri. Az önce gösterdiğiniz grafikteki aşağı yönün devamı demektir. Bu işler ekonomide aynı anda her şeyi yapamazsınız. Yani bir şeylerden fedakarlık etmeniz gerekiyor. Uzunca bir süre biz büyüme için Türk lirasından fedakarlık ettik. Bir şeyleri iyi yapmaya çalışırken. Dediğim gibi yani burada bir kötü niyetten falan var ama beceriksizliktir yani bu. Dönüp bunu kontrol ederken büyümeden feragat ettik ama büyümenin de istihdam yaratamadığı bir döneme düştük. Şimdi büyümeden feragat ediyoruz ama yine de istihdam. Yani kur işte buralara kadar geriliyor çünkü Türkiye ekonomisinin buradan daha ileriye alan açabilecek bir açık ortamı yok. Dış açık veriyoruz işte sürekli. Evet. O yüzden sıkışmış bir yönetim var. Allah yardımcıları olsun diyebiliyorum ben yani. Bir anda Mart ayına kadar Avrupa ile ilişkileri, Amerika ile ilişkileri enkaz devraldık deseler itiraz etmem etmeyiz, mesela. Etmeyiz, yani. doğru. Hocam, hocamın söylediklerine katılmamak mümkün değil. Aynı zamanda ekonomist olduğu için teknik bilgiler veriyor. Ben o kadar teknik bilgiler veremeyeceğim ama elimde bir takım benim de bilgiler var. Mesela Türkiye %9'un altına
ne zaman işsizlikte inmiş hocam? Var mı öyle bir şey? Var. 1994 krizinden önce %7.5. Krizler geldi. Krizden sonra 8.5. Uzun bir süre 8'lerde gidiyor. Tekrar 2001 krizinden evet, sonra yukarı atıyor. Evet. Ondan sonra da %9'a sadece 2013 senesinde. Tamam. %9 civarlarında devam eden bir istik. Türkiye'nin kronik sorundur bu. Şimdi %12 diyor hocam. %12. Pandemi döneminde. O görünen. Ben size, o zaman da öyleydi. Bütün pandemiden veriler, sonra resmi rakam işten çıkma yasağı kalksın %16-17. Sevgili hocam haklısınız. Tamam. Bir olağanüstü dönem yaşıyor. Tabii, dünya tabii. Yaşıyor. Tabii. Ben böyle başladım. İkincisi zaten. Bakın 2002'de Türkiye nüfusu 62 milyon. Şimdi 84 milyon. Gelen 18 yılda 22 milyon insana iş, okul, yemek, yol sağlanmış. Yani büyük bir şey var. Nüfus artışı var. Bunu yönetmiş Türkiye. Yani o dönemde de %8, 2 puan artsa işsizlik bugün 2 puansa ama yönettiği insan sayısı 22 milyon insanı yeni Türkiye nüfusuna katmış ve buna ekmek bulmuş, iş bulmuş. Bir başka şey Türkiye 2002'deki araç sayısı 8 milyon şimdi 24 milyon. Bir o kadar daha araca yakıt bulmuş, yol bulmuş. Türkiye kalkınmasını hem nüfus olarak, hem insan olarak, hem de ekonomi olarak büyütmüş. Dünyanın büyük ekonomiler arasına girmiş. Dolayısıyla işsizlik bugünün sorunu değil. Tabii ki bunların hocam buyurduğu gibi planlaması uzun zamana yayılacak bir şey. Yatırım gerek, yatırım olacak ki işsizlik azalsın. Bunun için uzun planlamalara ihtiyaç vardı. Tabii bu dönemde kim neyi planlayabilir bu pandemi döneminde? Biraz zor ama bunun haricinde devlet kendi zor zamanlarında çok güzel planlamalarını yapmış ve bugünlere getirmişti. Türkiye etrafındaki bütün ülkelere baktığınızda hocam, bakarsanız birkaç büyük ülke, gelişmiş ülke dışında hepsinden daha sağlıklı bir pandemi yönetmiş, hepsinden sağlıklı bir ekonomi yönetmiş ve Türkiye'nin içerisinde bugün hakikaten baktığınızda gündemleri bile suni denecek gündemlerdir. Türkiye'de ciddi gündem olacak sorunlar da yoktur. Ayrıca değerli hocam şunu nasıl yorumluyorsunuz size sorayım. Ben mesela ticaret avukatım, ticari işlere bakan ve şirketlerle yakın temas halindeyim. Pandemiden önce dahi mesela bir dönemde 1000'e yakın şirket kongortada almışken bugün kongortada almıyor ve batan şirkette yok. Türkiye'de 1.100.000 şirket var. Bunun 61 bini yabancı şirket. Hı hı. Türkiye'deki şirketler de büyüyor. Hı hı. Ve bir şey de yok. Üretimde, ihracatta bir daralma da yok. Batan şirket de yok. Bunu nasıl yorumluyorsunuz bu şey içerisinde? Yani işçi çıkarma yasayla anlatamaz bunu. Çünkü işçi çıkarmasanız bile şirket batacaksa batacaktır, yürümüyorsa. Hı hı. Batan şirket sayısı yok. Kapanan şirket sayısı çok az. Ondan fazla şirket kuruluyor. Ve Türkiye sürekli mesela... Ama kimse de birbirine borcunu ödemiyor. Hayır, Satılmış öyle şey mi olur? Bakın, ödemiyor. Öyle şey olsa birbirine. Sosyal patlama olur. İkincisi... 570 milyar lira şu an bankalarda takipteki alacak miktarı. Yani... Tamam ama hocam dün düşük değildi. Aynı rakamlar devam edip gidiyor. Olur biz. Mu? Olur mu? Senin biz bunu, kampiyonu... biz bunu bir de bireysel şirketler bazında düşündüğümüzde Türkiye'deki şirketlerde çöken şirket mesela kaç tane şu pandemide çöken şirket? Ölü şirketleri göz ardı etmeyelim ama görüyorsunuz birçok şirket konkordato ya da ticaret siciline kapanmayı bildirmemesine rağmen faaliyetten etkiliyor. Hiçbirinin kapandığına da işte tamam, büyük firmalara bakın. Türkiye'de daha evvel koca koca şirketler bakandı, kapandı. Ama bugün şirketler şey değil kapanmıyor. Burada bir... çelişki var. Şöyle, bunu nasıl izah ediyor? Böyle bir bekleme söyleyeyim. Hali. Ya. Bundan evet, bize de bir yatıyor. Şey düşecek. Ben size onlarca örnek de veririm. Bakın bunun şirket nedenlerinden bir tanesini açık. Hocam ben şey olarak görüyorum. Ben, hocamla ben neden şirketimi kapatayım ki? Birincisi evet. Zaten herhangi bir şekilde personel yüküm kalmamış. Ya kısa aynen. Çalışma ödeneğiyle tamam işte, devlete yıkmışım. Bunu söylüyorum işte. Ya devlete de yıkmamışım bu arada. Devlet vermiyor kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ücretsiz izin parasını biliyorsunuz. Kim veriyor? Yani? Biz veriyoruz işsizlik sigortası üzerinden. Vatandaş yani sizin benim başka şey değil. Devletin kendi imkanlarından bunun için ayırdığı günlerde veriyor bunu işte. Ben size söyleyeyim devletin imkanları içerisinden kullanılan para ya bütçeden kullanılan para, vergilerimizden kullanılan para sene başından bu yana sadece 11 milyar lira.
11 milyar lira. Fonlarını kullanıyor devlet. Bundan doğal ne var? Bugünler için biriktirdiği bizim paraları. Ama işsizlik sigortası dediğiniz şey. Şimdi şöyle düşünün. Arabanızı sigorta yaptırıyorsunuz. Yarın bir gün başıma bir şey gelir diye. Bir başkasının arabasına kaza olduğu için devlet alıyor. Sizin priminizi onu ödüyor. Yani o olur mu? Hayır, o değil. Hocam. Sizin dediğiniz o değil. Buradaki fonlar, işsizlik, diğer fonları ben kullanıyor. Ben anlatıyorum işte bu işsizlik nasıl, sigortasında. Nerede kullanacaksınız? Pandemide işçi çıkardın, işsiz kalacak işte kalmaması için devletli şirketlere destek veriyor. Neden işverenin ödemesi, işverenin ödemesi gereken şeyi ben biriktirdiğim paradan ödüyor? İşvereni ben bu desteklemezseniz bizim reel sektörümüzün bilirseniz ki tamamı %80'i ekside çalışır. Yani bakın, aktif mal işte o zaman işte o dediğimiz oluyor. Sürekli, sürekli bitkisel hayatta duruyorlar. Batmıyor, kapatmıyor, bitkisel hayatta durmuyor. Bakın kira, hocam söyledi kira siz verdiğiniz zaman. Bakın kira almıyorsunuz. Kiraları işte stopajı düşürdünüz. İşte birçok yer zaten tabii kendi destek veriyorsunuz. Tamam yani. Ben mesela vergiyi kötü ötelediniz, sigortayı affettiniz. Bunların hiçbirine kötü demedim ya. İki şeyi birbirine karıştırmayalım. Söylediğim şey şuydu benim. İşçi, işverenin yarın bir gün hayatına devam edebilmesi için benim biriktirdiğim, işçi olarak benim biriktirdiğim paradan değil, hepimizin, işveren de dahil olmak üzere, hepimizin vergileriyle oluşturulmuş havuzdan destek verilmelidir. Yoksa destek verilmemelidir demedim. Bu az önce yani Türkiye'nin belki siz 20 seneden bahsettiniz ya da daha uzun süreli bir sorunundan. Bu sorunlardan biri de gelir dağılımı adaletsizliğidir. Bugün tamam. İçinde bulunduğumuz sorunların temel nedenlerinden biridir. Bu gelir dağılımı adaletsizliği işte böyle oluşuyor. Benden alıyor, alıyor daha zengine veriyor ki işini devam ettirsin diye. Hayır, hepimizden topladığın bir havuz var senin orada bütçe diye. Oradan ödersin. Dersin ki ben senin işçinin maliyetini hem işçiyi koruyacağım hem işvereni koruyacağım. Ben işveren düşmanı falan değilim yanlış anlamayın. Dengesizliklerin daha fazla derinleştirildiği, zaten derinleşmeye pandemi nedeniyle müsait olduğu bir dönemde biz attığımız adımlarla bu dengesizlikleri daha da derinleştirdik. Sevgili hocam eğer o destekler verilmeseydi. Ya ben verilsin diyorum. Tamam nereden verilsin? Kaynak, kaynak olarak devletin bütçesinden karşılayamazsınız mı? O zaman verginiz daha çok yükselir. Şöyle daha çok fakire yüklenirsiniz. Tamam. Elinizdeki fonları kullanıyorsunuz. Onu da söyleyeyim bakın. 11 milyar lira dedim ya az önce bütçeden çıkan para. Onun dışında da nakdi destek tutarı 45 milyar lira daha var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıllık 1 trilyon 350 milyar lira para harcayan bir devlettir. Önümüzdeki 2021 senesinde. Yani 1 trilyon 350. Burada 50 milyar lirayı eğer bütçesinden topladığı vergi gelirinden işverenini işçisini ödeyemiyorsa burada bir sorun var. Oldu devletin yardım katkısı nasıl? Hayır olmadı bakın 450 milyar lira katkı sağladı. Hayır o parayı toplayıp hayır, vatandaşa yani, dağıtsa vergi çok daha rahat. 450 milyar liralık kredi katkı sağladı. O kredi. Kredisiydi şu suydu bu kredi o. Katkı sağladı. Siz işçiyi de yorumunu alacağım da kredi olsa, şu anda ben kredi şimdi biz burada malzemem var onun. Sevgili üstadım şöyle oluyor sizin bakış açınızda. İlan edilenleri oldu diye yorumluyorsunuz ama real yani gerçeklikte o durum söz konusu değil. Az önce söylediğiniz Konkordato zaten örneğin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yasaklanmıştı. Birçok şirket sizin de uzmanlık alanınız Konkordato yapmayı istediği halde yasak olması yasak sebebiyle bekledi. Hayır, o halde kiminde? Yasak yok bakın bugün de yok Konkordato yasağı. O halde yaşadık üstadım. Hayır bakın o iflas ertelemesiydi üstadım. O yasaklandı. Konkordato halen onun devam ediyor. Konkordato geldi işte. Ticaret şirketinin iki amacı buydu. Bakmıyorlar, yüzdürülüyorlar. Evet şu anda da uykuya yatıyor şirketler çok bariz. Hocamın da dediği gibi 45 milyar 200 milyon kendisi, lira para harcamış devlet nakit cash. Sosyal destek programı bütçeden çıkan toplam para 6 milyar lira. Bizim IBAN'a gönderdiğimiz paradan harcanan 2 milyar lira. Kısa çalışma ödeneği işsizlik fonundan çıkar bu para 23 milyar 370. Bu bakanın sayfası bu arada Sayın evet. Zehra Selçuk'un. Nakdi ücret desteği 6.4 milyar lira. İşsizlik ödeneği 4.5 milyar lira. Normalleşme desteği bu yeni çıkan 2 milyar 400 milyon lira. Bunun dışında sizin dediğiniz o 450 milyar lira dediğiniz şey şudur. Kredi. Der ki hazine. Gidin bankalardan kredi çekin. Ben arkasında duruyorum. Tamam. Kredi garanti fondudur. Kredidir yani. Tamam hocam. Ama bu destek midir yani? Yani başka türlü bedava veren
veremezsiniz ki siz para herkese, bol keseden bedava para mı dağıtacaksınız? Tamam, kredi yani? Gene verin. Yok. Kredi gene verin. Reel sektörü destekliyorlar. Verin. İşçiyi de desteklediler. Eğer işçiye bu para verilmeseydi o şirketlerin ayakta kalma şansı yok. Ama işte işçiden aldığınız parayı işçiye yarısını ben kaynağını sorguluyorum. Ben de şayarı taşalamıyorum. Kaynağı neresi var? Ya bütçeden ödeyeceksiniz. Yasak değil mi diye size soruyorlar hocam. Nasıl çıkaramazsınız? Konkordato yasak değil mi diye. Herkes yasak biliyormuş. Hayır, konkordato yasak değil. Peki. Ben de diyorum ki 15 Temmuz sürecinde yasaktı iflas ertelemeyle birlikte. Sonrasında kalkınca yoğun bir taleple başvuruldu. Ama şu anda ticari şirketlerin konkordato ya da iflas ertelemeye ihtiyacı olmayan bir süreç yaşıyoruz. İşsizlik ödeneğinden kısa çalışma ödeneği veriliyor. Şirket niye kapatsın kendisini? İşte onu söylüyorum. Ama hiçbir maliyeti yok ki. Maliyeti yok. Sizin yok hani dediğiniz şirketler kapanmıyor. Bakın ben de onu anlatıyorum. Diyorum ki ekonomide bu şirketler çalışıyor şu anda. Çalışmasının nedeni kısa çalışma ödeneği vermesinden kaynaklanıyor diyor. Yok yani kendi bir şey üretmiyor, bir şey ihraç etmiyor. 100 kişilik küçük bir hesap yapın. Tamam. 100 kişi çalıştıran bir şirket kısa çalışma ödeneğinden hocam 150 bin liranın üzerinde para alıyor. 200 bin liranın üzerinde para alıyor. Evet. Zaten şirketlerin karı o kadar değildi ki. Doğru. Bunu alıp cebine koy. Cebinde kalınca şirket ayakta kaldı. Ama dolayısıyla bakın. Bir şirket şey anlatayım yani. Şirket kar ediyor. Şu anda bu dönemde öyle olsa şirketlerin çökmesi, çalışmaması, sıkıntı, işsizlik daha büyüyecekti. Devlet bunun tedbirini kısa çalışma ödenekleriyle sağlayarak şirketleri ayakta tutmayı başarmıştır diyorum. Benim iddiam bu. Doğru, başka bir şey değil. Şirketler yaşıyor, vatandaş yaşıyor. Vatandaş yaşamıyor. Vatandaş bir şey söylemek istemem. Ben destekle Türkiye'de kurulu kapasitenin pandemi bittikten sonra hepimize lazım olacağını az önce söyledim. Tabii dedim tabii ki bu 1 milyon kaybettiğimiz istihdam yarın bir gün her şey normale döndüğünde ancak kurulu kapasite yeniden devreye girerse işe alınabilir dedi. Birincisi bu. İkincisi itiraz ettiğimiz noktanın şu olduğunu söyledim. İşçiden alıp işverene vermek ne derseniz deyin gelir adaletsizliğini daha da derinleştirir. Bunun için hepimizin koyduğu havuz olan bütçeden ödeme yapılması gerekir. İnanın bana Türkiye Cumhuriyeti Devleti için 45 milyar lira para çerez parasıdır. Tabii. Çerez parasıdır. Devlet onu da yapar ihtiyaç durumunda. Yani, onu da yapacaktır. Yani işte bugün gerekli tedbirleri alıp ihtiyaç tam 6 ay önce başlamıştı. ABD'de de yaşadı bunu. Kadar. Daha önce mortgage krizinde yaşadı. Trump döneminde hatta Time'ın kapağını hatırlarsanız Wall Street, Main Street ayrımı yani zenginlerle çalışan orta kesimin hali. Ayrımı orta ne kadar derinleşti. Biz de ne yazık ki bu pandemi döneminde işvereni ayakta tutacağız diye işçinin güvencelerini ortadan kaldırıyoruz. İşveren kalmazsa işçi mi kalır ortada ya? İşveren olmayan bir ülkenin işçisi mi kalır ortada? Ama bu kadar işveren... Şöyle düşünün bakın. Şeyi de yapmayalım, güzellemesi de yapmayalım. İşçi olmadan işveren yok aslında size söyleyeyim bakın. Bakın Türkiye'deki şirketlerin işinin zorluğunu bir bilseniz. Ben zenginlerden işte yine işçiye düşman falan değilim. İşçinin başının üstünde yeri var. Olmayın zaten siz de işçisiniz. Tabii ben de işçiyim. Çalışan bir şey olmadan iş yok onun altını çizelim. Bir reel sektör diye Türkiye'nin çalışan bir çarkları, dönen çarkları var. Bu çarklar durduğu anda Türkiye batar. Durmaması için devlet bu teşviki zamanında ve yerinde vermiştir. Bugün şirketler az da olsa yarın normale döndüğünde kurulu kapasitenin batmamış olması Türkiye için büyük bir kazançtır. Hocam da aynı şeyi söylüyor. Ben aynı şeyi söylüyorum. Ama dolayısıyla... bu arada yani bu parayı alıp bir pandemi bittiği gün ne yapacağına dair hiçbir plan yapmadıklarını da kenara koyalım. Pandemi hani, bittiğinde de zaten geçsin. Kendi şirketler kendi kapasiteleriyle yürüyüp gidecekler. Bakın çark dönmediğinde maliyetlerinizi de zaten üstlenmişse devlet, yani ben kaynağıyla ilgili sorunum olduğunu evet. söyledim. Siz az önce kredilerden bahsettiniz değil mi? Mesela kredi evet. garanti fonuyla işte desteklendi, ucuz faizli kredi aldı. Ben üretmiyorum, pandemide kilitlenmişim. Doğru mu? Zaten maliyetlerimi de devlet karşılıyor ve %7 ile bütün dünya işte ülkede %12-13 faiz ortamı varken bana %7 ile kamu bankaları kredi vermiş. Ben almışım 1 milyon lira, 2 milyon lira işte küçük orta boy bir işletmeyim. Ne yapacağım ben o 2 milyon lirayı? Bakın bugün üretmeyen... Abi jip aldı jip. Aynen yedi yani. Jip alanı var, jip aldı. Ev alanı var. Yani herkes zorlanıyor. Şunu ev altını çizeyim. Burada çok konuştuk. Şirketleri çok konuştuk. Kişisel istismarlar her zaman ve dün Sayın Cumhurbaşkanı rakam verdi dedi ki Cumhuriyet tarihinin en yüksek otomobil satışına ulaştık dedi. Cumhuriyet tarihinin en yüksek konut satışına ulaştık. Bu para nereden? Ben demedim yani Cumhurbaşkanımız dedi. 2 aylık arabası olan gitti üst modelini aldı. Niye? Faizler düştü. Aman bir an evvel gidip o.
Ama iyi işaretler de var. Bir iki tane kötü işaretim var. Önce onları da vereyim. Hangisini vereyim, hangisini? Artık iyi işaretlerden konuşalım. Ondan sonra güzel benim adım kötümsere dönüyor. Şimdi güzel işaret, çok reis güzel işaret. Konumuz. Bizim de muhtemelen kapısını çalacağımız birisi. Amerikan Hazine Bakanı, Biden yönetiminin Hazine Bakanı Janet Yellen, Didem Nişancı'yı, bir Türk ekonomisti, uzun zamandır Amerika'da yaşayan bir Türk kadın ekonomisti, özel kalem müdürü falan diyorlar değil, resmen şeyi yani hani genel ekip sekreteri başı, sayılır. Müsteşarı neredeyse yarı yarıya o pozisyona getirmek için ismini açıkladı. Kimdir Didem, sevgili Didem? Bloomberg'un Head of Kamu Politikaları yönetiminde uzun süre görev yaptı. Ondan önce bizim SPK'mıza denk sayılan Amerika'daki Securities and Exchange Commission denen borsa hareketlerini yöneten şirkette yol aldı. Çok başarılı bir kadın ekonomisti. Artık Amerikan hazinesinde 1-2 numarada görüyoruz. Bunlar çok iyi işaretler. Bir tane daha vardı hatırlayacaksınız. Onun resmi yok ama Türkiye önümüzdeki günlerde IMF'de Ceyla Pazarbaşoğlu, Amerikan hazinesinde de Didem Nişancı'nın muhtemelen daha sık görüşeceği bir ülke olacak. Belki iyiye işarettir, bilemiyoruz. Öyle şey yapalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var ama daha herhalde bir hareket yok. Bu iyi haberler, bunlar daha da gitsin. Bir tane köye dönüş, dünyanın manşeti. Büyükşehir kırsalında kimlik bunalımı. 2012 yılında köyleri mahalle yaptık biliyorsunuz. O nedenle bir yığın büyükşehrin çeperlerindeki köyler hizmet alamamaya başladı. Küçücük köy diyebileceğimiz kırsal alanlar mahalleye dönüştü ama tam da arada kaldılar. Onun için 17 bin aşkın köy ve belde talep etmeleri halinde kırsal mahalleye dönüşecek. Neden? Çünkü mesela sulama, tarım yapmak istiyorlar ama suyun parasını kırsal fiyattan değil şehir fiyatından ödüyorlar. Bir yığın hizmeti yüksek fiyatla alıyorlar. Şehrin çeperlerinde köy oldukları ama isimleri mahalleye dönüştüğü için yeniden dönüşebilecekler. Bu da iyi işaret. Ali Ekber abinin haberi. Bu birazcık canımızı yaktı azıcık Sözcü'nün birinci sayfasından. Devlet işsizlik düştü diyor ama üniversite mezunu gençler işsiz geziyor diyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın kızından, sevgili Merve Likoğlu'ndan fakir bir evin fotoğrafı, yüreğimiz yanıyor diye vicdanlı bir tepkisini de ortaya koymuş. Tereyağı 54 liradan 84 liraya yükseldi. Buna çok şaşırma olmaz. Ayrıca lazım. İthalatı arttı. Öyle mi? Tereyağı mı? Evet, tereyağı ithal ediyoruz. Oy. En yüksek aldığımız yerde İrlanda. Süt işinden çıkıyoruz yavaş yavaş, çok büyük tehlike. Büyük sütler. Veri işine gireceğiz galiba Hava Hanım bundan sonra. Öyle mi? verimizi data yiyeceğiz. Oturup WhatsApp'ımızı yeriz artık çatır çatır. Bip yiyeceğiz. Ama bir de dün biraz dile getirmiştik. Bakanlık çok hassasiyet göstermiş. Bu sevgili Metin'in tweetiyle başlayan Metin Cihan'ın. HGS gişelerde bir kaos vardı. Ceza ödeyemedim, ödedim geçtim HGS'den, çekti çekmedi. Bir gişelerde kaos oluşmuştu. Bu mesele o kadar çok arka arkaya tweet geldi ki Sayın Kara İsmailoğlu'nu da mentionlayarak bakanlık işte bakın ne diyor? 135 lira olan cezam hiçbir yerde gözükmemesine rağmen 1300 liraya çıktı. Alttaki ne diyor? Avrasya Tünel geçişinde yaşadım. Giderken köprü ücretini HGS'den çekerken akşam dönüşü Avrasya Tüneli'nden yaptım. HGS'den çekmemiş. Aylar sonra altına diyor bir şey icra takibi faiziyle ödedik. Osman Gazi gişelerinde bakiye yetersizliği. 6 ay sonra 1200 lira icralık olduğumu öğrendim. İstanbul'dan Ankara'ya gelirken köprüden yarım saatte 2 kere geçmişim. Köprü kaosuna sonunda bakanlık el koydu. Akşam saatlerinde bu da bir tane ihlalli geçiş. Bursa yolunda 100 liralık geçiş ücreti 403 lira ceza, toplam borç 996 liraya kadar fırlamış. En sonunda bu işin içinde bir saçmalık olduğunu bakanlıkta tespit ediyor ve Metin diyor ki vatandaşların dikkatine yıllardır var olan sorun Twitter'da ortak tepkiye dönüşünce hem şirket hem bakanlık hatasını kabul etti. İlk mesajı gönderen kişiden de şöyle bir mesaj aldım diyor, ceza ve icra masrafları iade edilecek. Demek ki hakikaten topluca sesimizi duyurmaya çalıştığımızda devlet de bizi duyuyor. Ya burada bir saçmalık var kardeşim, buna müdahale edelim diyor. Gerekeni yapıyor. Var mı yorumun? Sosyal medya adaleti yani başka ya bir şey değil. Bu da tatlı bir şey değil aslında. Güzel, yani şöyle güzel değil, sonucu güzel diye hoşumuza gidiyor. Evet. Buradaki temel durum nedir? Önemli bir ilke vardır. Yani
kötü bir laf belki kulağa öyle gelecek ama devlet tuzak kuramaz diye bir ilke var. Doğru. Basında da kullanılır bu. Çok net biçimde bizim ücretli geçişlerde, yani devlete ücret ödemek zorunda olduğumuz geçişlerde vatandaşın sorumluluğunu en az olarak, minimum olarak görmemiz lazım. Sistemde bir okumama olması, işte hızlı geçildiği için çıkışta yakalandığı durumda iki kat cezalandırma ya da o gün orada bulunmamasına rağmen gelen geçmiş cezalarda tabii. Benim de hoşuma geldi. Yani hemen hemen herhalde her ehliye sahibi yaşıyor bu sorunu. Biz de avukatlar olarak bu taleplerle karşılaşıyoruz ve iş hukuk mecrasına dönünce bir olan ceza ona çıkıyor. Bu durumda da sizin o yolu yapıp teşvik etmeye çalıştığınız kullanıcı artık o yoldan tamamen soğuyor, tercih etmiyor. Bu durumda aslında büyük bir faydadan çok büyük bir zarara evriliyorsunuz. Haliyle temel kuralın devletin bu konuda daha dikkatli olması. Örneğin Sayın Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı iken bu meselelerle ilgili çok fazla af çıkarmıştı. Hatta en son büyükşehir adaylığında da daha meclis başkanı iken ikinci köprüyle ilgili büyük bir sorunu ortadan kaldırmıştı. Örneğin o tarz duyarlı, Sayın Yıldırım gibi duyarlı hamleleri bugün de aslında bekliyoruz. Çünkü temel yanlışlığı baştan değiştirmeyince böyle palyatif çözümler gerekiyor. Halbuki en baştan bizim şu anda da mevcut görevdeki bakanın bu sistemlerin sağlıklı çalışması ile ilgili sağlam bir denetim yapması en azından şu sosyal medya tepkisinden sonra da gereklidir. Ayrıca bakanlığında itibar nezdinde bir artış sağlanır. Biz konuya daimi bir çözüm bulduk. 20 yıldır süren bu meseleyi bitirdik diyebilir. Siyaseten de onun için bir avantajdır. Çünkü bir noktada hakikaten vatandaş ya yine soyulduk, yine soyulduk. Alttaki tepkilere bakıyorsun sanki bu, devletin doğal işi buymuş şöyle, gibi. Bir de şu, hani bu bir siyasi yanlış kavga değil. Toplumun %100'ünün mağdur olduğu bir mesele. Yani onu yazanlar, söyleyenler herhangi bir siyasi partiden de değil. Hemen herkesin başına gelen bir şey. Çünkü örneğin Avrasya Tüneli girişinde 3 dakikalık arızada 200 araç neredeyse bu sorunla karşılaşıyor. Doğru. Ve görüyorsunuz diyelim işte 11 Ocak saat 11'de bir anda peşi sıra cezalar geliyor. Bu durumda zaten da onlar belli icra dairelerinde kotalar sebebiyle onları takibini yapan kişiler tarafından ayrı ayrı yerlerde icra takibine tutuluyor ve siz bir anda baktığınızda halbuki o teknik arıza sebebiyle 3 dakikada yaşanan bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Bu tabii veri olarak elinde var ama hep az önce konuştuğumuz ekonomik sıkıntıdan da devletin de paraya olan ihtiyacından. Yok ya, olamaz. Çok basit söyleyeyim, devletin paraya olan ihtiyacından bu unutuluyor üstadım, unutuluyor, göz ardı ediliyor. Bakın trafik cezaları da vatandaşa o şekilde hatadır, şeydir ama hataları düzeltir ama buradan hatalı işlem yapayım da vatandaştan para gayri meşru kazançlara devletin tevessül edeceğini düşünmüyorum ben. Düşünmüyoruz ama kaçak geçişler böyle bakın, düşünüyor. Ama şöyle bakın, o Binali Yıldırım'ın affettiği cezalar kaçak geçişlerde, dikkat buyursam birçoğu. Bakın, o ama şey onlar yaptı. Kaçak geçişleri de mi? Affetmemek lazım. Lazım. Bakın, şunu söylüyorum. Burada devlet bunu yapsınlar. Ben burada hatalardan nemalanayım ve bana da para lazım diye. Gayrimeşru kazancı devletin kabul edeceğini zannetmiyorum. Ona gayrimeşru demiyor. Bizim sistemimiz böyle işliyor diyor sizi itiraz etmezseniz. Hayır, buradaki hatadır. Doğrudur, dönmüştür. Hatalardan ari olmalıdır devlet. Devlet görevlileri hata yapan da cezalandırmalıdır. Sistemse sistem. Tabii. İadesinde sağlamı ne varsa buna katılıyorum ama devleti bunu bir şeymiş gibi bilinçli eylemmiş gibi ya buradan nemalanma gibi düşünmeyi devlet böyle davranmaz da vatandaş devletin böyle davranmaya başladığını yani düşünebilir. Vatandaş kahve ağzıyla her yerde her şeyi söyler. Devlet hakkında konuşurken ben çok dikkatli davranırım. Anladım. Devletin içinde biri hata yaparsa onu eleştiririm. Devletin kurumları hata yaparsa eleştiririm. Çünkü bu benim hakkımdır vatandaşı. Devletimi eleştirmek, denetlemek benim görevimdir. Kimse buna engel olamaz ama bir taraftan da bilinçli eylem, şuurlu eylem, neyse bir politika gibi asla algılamam onu, kabul etmem. Peki, hızlıca bir reklam arası, sonra bakalım biraz siyaset konuşalım. Sayın Cumhurbaşkanı da başlayacak birazdan galiba. Biz HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP hakkında bir kez daha kapatma davası açılmasını istedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Parti kapatma süreciyle ilgili konuştu. Hukuku işaret etti. Bunun nasıl olacağı da mevzuatımızda belli. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bir dava açıyor, bir hazırlık yapıyor. Gerekli görürse dava açıyor. Bunu re'sen yapabiliyor veya siyasi partiler kanununa göre siyasi partilerin, belli şartları sağlayan siyasi partilerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu davayı yine açabiliyor. Ve nihayetinde tabii karar Anayasa Mahkemesi'nde değerlendiriliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geri adım atmadı. Çağrısını yineledi. HDP kapatılsın dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seslendi. HDP, 6-8 Ekim olaylarının, hendek terörünün ve bölücülüğe mihmandarlık yapmasının bedelini kanun, millet ve tarih önünde kesinlikle ödemelidir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bilhassa 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan ve hukuken açık ihbar niteliği taşıyan iddianameyi temel alarak HDP hakkında acil ihtiyaç olan kapatma davasını süratle açabilecektir. Bir ülkenin sözde cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için sözde cumhurbaşkanı ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine siyasilerden tepki yağdı. Hem AK Parti hem de MHP'den CHP liderine yönelik kınama açıklamaları geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ziyareti oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da harekete geçti. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Kılıçdaroğlu'na sözde Cumhurbaşkanı ifadeleri nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açıldı. Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşme zaten biliyorsunuz mutat. Zaman zaman Sayın Bahçeli'nin bizi ziyaretleri oluyor. Zaman zaman benim kendilerini ziyaretim oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021'in ilk haftasında sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. Önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin evine gitti. Ardından Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti. Benim bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde. Ziyaretler erken seçim mi olacak sorularını akıllara getirdi. AK Parti'den açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal erken seçim söz konusu değil dedi. Karşı tarafın Türkiye'nin gündemini erken seçimde tutmaya çalışması. Türkiye'nin gündemini sürekli bir kavga ve huzursuzluk ortamında tutmaya çalışması. Yani her gün güne başlarken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuyuya bir taş attığını görüyorsunuz. Şunu tekrar altını çizelim. Bu erken seçim tartışmalarının gündeme getirilmesi kasıtlıdır. Türkiye'nin önünde herhangi bir şekilde bir erken seçim söz konusu değil. Şimdi biraz siyaset, HDP'nin kapatılması meselesi gene gündemde. Ama bugün hatırlatalım, Sayın Cumhurbaşkanı Ankara'da Bilkent'te geleneksel spor tesislerinin açılışı için bir şeye katılıyor. Açılış toplantısına ve sanal ortamda değil gerçek olarak yapıyor. Ondan sonra 3 tane önemli programı var, randevusu var. Bunların içerisinde yani benim önemsediğim AB büyükelçileriyle bu kadar sıkışık bir takvimde belli ki Avrupa Birliği ile hafta sonu yapılan görüşmelerin ardından bir şey daha yapılmış. Bir girişim daha yapıyor Ankara. AB ile hem ilişkileri düzeltmek hem de yeniden öncelikleri belirlemek için. Bugünkü 3 kabul, basına kapalı olan 3 kabulün 3'ü de Çankaya Köşkü'nde. Çok uzun zamandır kullanmadığı Çankaya Köşkü'nde. AB Büyükelçileri'ni kabul ver, Sayın Mustafa Şentop'u kabul ver. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'yi kabul ver. Neredeyse eski haller diyeceğim ama diyorsunuz ki buna bu kadar anlam yüklemeyin, öyle mi? Tabii ben buna bu kadar anlam yüklemeyin çünkü görüşeceği çok mekan var.
Bir gün Vahdettin Köşkü'nde görüşüyor, bir gün Çırağan Sarayı'nda görüşüyor. Cumhurbaşkanlığının kullanacağı mekanlar bu anlamda oldukça fazla. Çankaya Köşkü'nde de bence bir nostalji yapıyor olabilir. Öyle mi? Evet, yapıyor olabilir. Belki fotoğraf ben servisi de yaparlar. Bir anlam, epeydir görmüyorduk. Çok fazla bir anlam yüklemiyorum ama mesela Avrupa Birliği Büyükelçilerinin toplantısı, evet Türkiye'nin talebi ama Türkiye'den daha çok Avrupa Birliği Türkiye'ye yaklaşmaya başladı. Bunun sebebi Amerika'da yeteri şeyi alamayınca yönlerini döndüler Türkiye. Yalnız orası dönmedi. Suudi Arabistan, yakında Birleşik Arap Emirlikleri yönlü Türkiye'ye dönmeye başladı. Türkiye'siz bir şey olmayacağını yavaş yavaş anladılar. Onlar da görüyorlar bölgesel güç olarak. Yani ama biz de kabul ettik işte. Yunanistan'la kabul ettik. Oturmaya masayı evet, kabul ettik. Biz istikşafi biz her zaman diplomasiyi hiçbir yerde Türkiye yaban atmadı. Diplomasi dilini çok iyi kullanıyor. Diplomatik girişimlerini yapıyor. Ama yeri geldiğinde de sahada da sözünü söyleyebiliyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla ben bu toplantıya sizin bahsettiğiniz anlamda çok büyük anlam yüklemiyorum. Bir görüntüdür, bir mesajdır. Olabilir. Düzenli ama bence nostaljidir. Evet, Türkiye normale senede bir kez olabilir yani. Buluşma oluyor benim. Öyle düşünüyorum. Geçen yılda görüşme oldu. Ama şeyin, biraz sitem Büyük de vardı. Birlik Partisi, orası sahipsiz bir kaldı. Şey, çok kötü bir akımsız kaldı. Karşı Büyük karşı Birlik Partisi ve yani. Diğer şeyin Mustafa Şentop'un orada görüşmesi de programın akışı gereğidir zannediyorum. Şu bölgede Türkiye'siz bir şey olmaz lafına gerçekten karşı çıkmak istiyorum ben artık. Neden söyleyeyim? Bölgede Amerika bir şey yapacak, Türkiye'siz olmaz. İşte Rusya bir şey yapacak, Türkiye. Ya bunlar dünyanın öbür uçlarından gelip burada bir şeyler yapacaklar. Türkiye'siz olmaz. Biz bekleyeceğiz ki onlar buralarda bir şeyler yapsın. Bir kere ya bu Türkiye bölgede Türkiye'siz bir şey olmaz diye bir şey yok. Oluyor işte dün Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya masada biz falan yoktuk yani gayet oldu orada bir şey. Bu iş öyle bir şey değil bu. Yani Türkiye'nin neden mesela Avrupa Birliği Amerika'dan şey gördü de Türkiye yani Amerika'nın ikamesi Türkiye mi? Böyle bir şey yok. Hayır. Bakın yanlış anladın üstad. Yanlış anladım yani, o zaman. Türkiye'nin içinde bir şey olmaz değil. Siz nereden çıkardınız onu? Bölgesel güç tamam, olarak. Ben de bölgeden bahsediyorum. Bakın Azerbaycan dediğinizde Türkiye'siz Azerbaycan olmadı. Türkiye'nin desteğiyle Karabağ kurtuldu. Tamam. Türkiye'nin desteğiyle bugün orada gözlem noktaları kuruldu. İki devlet bir millet statüsünü çok iyi uygulanmış bir ülke olarak Azerbaycan'a verdiğimiz destek sayesinde bugün Karabağ 30 yıllık işgalden bakın, kurtulmuştur. Spesifik örnekler üzerinden gidersek bunları anlatırsınız. Ama ben diyorum ki genel olarak söyleyeyim size. Emperyal bir dünyanın bölgede vereceği kararlar içerisinde Türkiye ihtiyacını duyması bizim gururlanacağımız bir şey değildir diyorum. Çok basit. Hayır aksine söylüyorum. Şimdi ben gururlanacağımız bir kuruş şudur. Lehte veya aleyhte Türkiye'yi hesap etmeden yaptığı işlere hakim kaldığını kendisi de gördü. Suriye'de yapamadı. Suriye Türkiye'de Amerika'ya rağmen kendi bölgesini koruyabildi. Libya korudu sözleşmesini da kendi bölgesini koruyor. Tabii kendi yani. Bölgesini koruyor. İlk defa Türkiye sınırları dışında güvenlik aldı. Bugün Türkiye içerisinde ortada. Bir tane bomba patlamıyorsa Türkiye'nin o harekatından dolayıdır. Türkiye'nin orada aldığı güvenlik tedbirlerinden dolayıdır. Türkiye'de 5 yıldır terör olayları olmuyorsa çok affedersin, çok özür diliyorum. Köpeklerin ayak kesilmesi haberleri, hayvanlara haklarına saygısızlık yapmak için değil, küçümsediğimden değil. Allah korusun o şirretle. Verdiğimiz haberlerin kalitesi bile düşmüştür. Türkiye büyük olayları yaşamıyor. Bu bizim için 5 yıldır çok önemli hadiselerdir. İki, Türkiye yalnız orada değil üstadım. Libya'da da, Doğu Akdeniz'de de, Kuzey Irak'ta da terörle mücadelesinde de çok büyük başarılar elde etmiştir. Dolayısıyla 85 milyonluk bir ülke. Bak iki şey yine birbirine karışıyor. Dolayısıyla ya. Türkiye'siz bir şey olmaması demek. Bununla gurur duymayalım diyorum. Ben bununla gurur duyuyorum. Şu güçlendiği gücümden dolayı gurur duyuyorum. Niye gurur duyuyorum? Beni hesaba katacaksın bu bölgede bir şey yapıyorsan, tasarrufun varsa. İşte bu bölgede bir şey yaptırmazsanız o zaman güçlü oluyorsunuz. Yani ya Suriye'yi işte, karıştırmazsanız, Irak'a karıştırmazsanız. Ama işte o zaten karıştırdı. Üstadım onlar bence, kendi ülkelerinde. Belki AB Büyükelçileri görüşmesiyle ilgili bir iki açıklama var dünden bu yana. Belki dikkat çekmiştir. Biraz konuşalım. Doğu Akdeniz üzerinden özellikle dün Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Türk Dışişleri Bakanlığı da biz bölgedeki sorunların çözülmesiyle ilgili istikşafi görüşmelere hazırız dediler. 25 Ocak'ta Ankara'da. Evet ve yine özellikle Türkiye'nin AB ilişkileri tarafında
Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Türk Dışişleri'nde bir miktar daha ılımlı yaklaştığı bir süreç var. Ama hem Birleşik Arap Emirlikleri tarafında hem Suudi Arabistan tarafında, yani Türkiye'nin bu bölgede son sizin söylediğiniz 5 yılda bir miktar bozulan ilişkilerini onarma konusunda bir başka bir şeye geçtiğini biliyoruz. Çünkü dün yine Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun şöyle bir açıklaması var. 2021 işte Türkiye'de dış politikanın yeniden şahlanma yılı olacak dedi. Yani de buradan ben şahlanmada şeyi anlıyorum. Hani genelde başka şeyler de geliyor insanların aklına ama hani daha sakin ilişkiler kuracağız ve o kavga dönemlerini bitireceğiz. Hani başarılı bir dönem olacağı Politika jargonunda olmayan bir dil o. Bir şahlanış, diriliş böyle laflar yok. O içeriye söylendi zaten. Aynen. Dışarıda kimseye şahlanıyorum dememiştir diye tahmin ediyorum. Vatandaşa politikada da şimdi yani iki üstadında dediğine şöyle bir ekleme yapayım. Doğru, Türkiye 6 ülkede 10'a yakın şehirde askeri birliği olan, neredeyse 5'inde de sıcak çatışma yaşayan, yani tabii bunu resmi dille söylemiyor ne yazık ki, söyleyemez de. Devletler arası diplomasi gereğince askeri danışmanlık veriyoruz ya da işte NATO adına bulunuyoruz dediğimiz çok zorlu bir süreçten geçiyor. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi mitinginde. Siz bir merminin fiyatını biliyor musunuz dedi. Yani bu çok artık bariz bir şey. Özellikle Sayın Bahçeli de Türkiye'nin birinci gündeminin terörle mücadele ve askeri istikrarın olduğunu defalarca söyledi. Şimdi Cumhur İttifakı bu bakış açısıyla bakabilir, bunda hiçbir sorun yok ama bu mücadelenin, yani güvenlik mücadelesinin ekonomiye ve vatandaşa yansıması en önemlidir. Biz evet doğru Suriye'de büyük bir mücadele verdik. Neydi mücadelemiz? 2016'dan sonra terör örgütlerinin Türkiye'ye sızmaması. Evet. Orada bir terör koridorunun oluşmaması. PKK, IŞİD, FETÖ aracılığıyla o bölgede uzun süre görev yapan, çünkü 15 Temmuz'dan sonra anladık ki askeri ve sivil bürokraside de çok fazla FETÖ'cü vardı. İşte o Viranşehir hattının açılması gibi çok örnekler verilebilir. Bunu bizim mahkeme kararlarında da özellikle 16 ceza dairesi hep yazar. Yani devlet kendisine bir tehlike geldiğinde bunun önlemini alması gerekir. Orada sert müdahalelerde bulunur. Buna bağlı da soruşturmalarda belli imtiyazlarda sağlanır o görevleri. Bunlarda bir sorun yok. Fakat şimdi biz ilk Suriye'ye niye girdiğimizi unutuyoruz işte. Siyasi iktidarın burada sorumluluğu var. 2012'de Time dergisi Erdoğan'ı kapak yaptığında, Erdoğan's Way, yani Erdoğan'ın yolu dediğinde, Obama'nın politikasıyla birlikte Suriye'nin burada Türkiye ile birlikte yeniden imar edilecek ve Esad'ın devrileceği bir politikat çizilmişti. Doğru. Biz 4 sene böyle ilerledik. Bunu başaramadık. Hep unutuluyor, Rusya ve ABD Suriye üstünde anlaştıktan sonra bize Suriye'nin ihalesi terör bazında kaldı. Ve biz yandım Allah diyerek bu terörle mücadeleyi başlattık. 2015 Temmuz ayında, yani Sayın Davutoğlu daha başbakanken sağına Hakan Fidan'ı, soluna Hulusi Akar'ı aldı. Ve hala bu aslında, yani iki kadro, iki isim, MİT'in ve şu anda Milli Savunma Bakanı olan Akar'ın yürüttüğü ve devlette devamlılık esastır diye Davutoğlu tasfiye edildikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı siyasi sorumluluğu aldığı bir süreci yaşıyoruz. Haliyle terörle mücadele de bir eleştiri olamaz zaten. Bu hepimizin güvenliği için. Ama bunun ekonomik sonuçlarında siyasi iktidar sandıkta ödemekle yükümlüdür. Yani ben terörle mücadele ediyorum diye ittifak kurabilir. Yani Saadet Partisi'nin önemli isimlerinden özür dilerim, şu anda adını unuttum. Sayın Mustafa Kemal. Yok yok, şu Aslı Türk. Oğuzhan Bey'e olan ziyaretinde de Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya, seçim ittifakı mı ya da işte terörle mücadelede bir ittifak mı yapacağız diye söylediği, hala iktidarın meseleyi bir ülke güvenliği ekseninde yürütmek istediğini gösteriyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla da. Yani biz olası erken seçim tartışmalarında da şunu görüyoruz. Tabii ben erken seçim bu sene olacak kanaatinde de değilim. Onda bir şerh düşeyim. Çünkü koşullar onu doğurmaz. Yani Sayın Erdoğan meclisten bu kararı şu anda çıkartmaz. Bu durumda meseleyi biz 2021-2022'de de hep iktidar terörle mücadele ediyor ekseninde tartışacağız ve bu net bir şekilde siyasi tartışmaların üstünü bir şal gibi örtecek. Bu tabii iktidarın planladığı bir şey. Burada muhalefete düşen görev de aslında vatandaşın gerçek sorunlarıyla, gerçek gündemiyle, temel meseleleriyle irtibatlı olmak, bunlarla ilgili konuşmak. Yoksa zaten çok basit bir şeydir.
Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Bunun acısını herkes yaşadı. Belki de dünyada en çok şehit evi olan devletiz, ülkeyiz. Bu gerçekliği kimse de değiştiremiyor ne yazık ki. Haliyle iktidar terör dediğinde biz orada aman bu konuyu tartışmayalım. Neler yaşıyoruz işte ABD ile Avrupa Birliği de bizimle bu temas konusunda zorunlu derse ki zorunlu. Yani Merkel'in yıllarca Cumhurbaşkanı ile olan iletişiminin temeli göçmen kitlesinin Avrupa'ya geçmemesi üstüneydi. Doğru. Bunu birçok basın kuruluşu da söyledi. Yani siz Türkiye'deki basın özgürlüğü ihlallerine Almanya'ya mülteci gelmesin diye göz yumuyorsunuz şeklindeydi. Evet. Devletler bu tarz önlemlerini alırlar ama vatandaşlar da kendisini hangi yönetimin daha iyi yöneteceğini yani ekonomik çıkarımı yoksa özgürlük güvenlik dengesi içinde mi karar vereceğini sandık bazında gösterebilir önümüzdeki seçimde. Kaç tane şeyim var onları hemen paylaşıp sonra devam edelim konuşmamıza. Biri birkaç gündür burada iki tane hukukçum var onun için sormam lazım. Eşinin ağır işkencesine maruz kalan Melek İpek davası en azından dayak yok demiş avukatına. Serbest bırakılsın diye kampanya çığ gibi büyüyor. Öbür tarafta da aylarca Aleyna Çakır'ın öldürülmesi üzerinde hani neredeyse artık adresi belli olan Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması uyuşturucu bulundurmaktan ya da onu sosyal medyada göstermekten. Bir diğeri daha yine Melek İpek'in kızı bunu Sputnik'ten aldın. Yaşasın babam artık gelmeyecek. Biz dayak yemeyeceğiz. Şimdi anneciği hapiste bir çocuk buna sevinir noktaya gelmiş. Burada ikiniz de biliyorsunuz. Meşru müdafaa kullanılabilir bir durum mudur? Tutuklanmayabilir miydi? Tutuksuz yargılanabilir miydi Melek İpek? Onu hızlıca bir sizlere yorumlatmak isterim. Vallahi benim kanaatim toplumun vicdanını kanatan, yaralayan olaylarda yargının oldukça dikkatli davranmasıdır. Her konuda yargının dikkatli, adil olması hepimizin temennisidir. Ama özlü dava özelinde bir şey söylemek doğru değil. Çünkü bu yargıya intikal etmiş bir şey. Bunun adam öldürmenin kadın ve erkeği olmaz. Can candır. Kadın da erkeği öldürse onun için bir indirim sebebi olmaz. Erkek kadını öldürse bir indirim sebebi olmaz. Burada adalettir. Adalet fotoğraf makinesi gibidir. Asla merhamete yer vermez. Siz örneğin ceketimi giyeyim de resmi öyle çekeyim diyemezsiniz fotoğraf makinesine. Olduğunuz gibi çeker. Adalet de böyledir. Suç neyse onun cezasını vermelidir. Ama ben biraz okudum ifadeleri kadının ifadesinde. Adam terk ediyor gidiyor. Kendisi de arkasından çıkma ihtimali var. Hatta komşuya gidiyor, oradan silah istiyor, bir şeyler temin ediyor. Fakat sonra gelip adam geldiğinde, eve girdiğinde vuruyor. Bu bizim dışarıdan duyduğumuz şeyler. Asla bunların özeline girmek doğru değil ama ne kadın erkeği ne de erkek kadını öldürmemeli. Öldürmeye teşebbüs dahi etmemeli. Bu bir vicdansızlıktır. Bunu hukuk da kabul etmez. Hiç kimseye de bu konuda tolerans tanımaması lazım. Ya işte dayak yiyormuş. O hafifletici sebep olabilir belki hukuk içerisinde kendi nedenlerinde ağır tahrik nedeni olabilir, şu olur bu olur. Bunlar dava içerisinde kanunun kendi indirim sebepleri sayılabilir ama onun dışında efendim bu bir cinayettir değil diyemezsiniz. Diğerleri nasıl cinayetse hem de vahşice cinayetse o da öyle bir cinayet işlemiştir. Meşru müdafaa şartları var mıdır? Varsa yine onu mahkeme karar verecektir. Bizim buradan davanın özelinde ya da doğrudan birini yargılayıp diğerini mahkum etmemiz hiç doğru olmaz diye düşünüyorum. Katılıyorum üstadıma. Şöyle, yani ölümlü bir vakanın sonunda yaşanan iş ne kadar acı ya da meşru müdafaa sınırına yaklaşırsa yaklaşsın, soruşturmada bir tutukluluk mümkündür. Delillerin toplanması sağlıklı biçimde soruşturmanın işlemesi için bu tedbir uygulanır. Fakat olayın spesifik yani içeriğindeki delillere nasıl geliştiğine yönelik sağlıklı bir soruşturma yönelmelidir. Burada şüpheli kadın sanık olduğunda da Aile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı yani oradaki il müdürlüğü sanık olsa dahi hep katılan vekilliğinde destek oluyor ama orada gene bir destek olmalıdır. Çünkü anlatılan olaylar dahilinde bir işkence süreci var haberde anladığım kadarıyla ve işte meşru sınırın aşılması insanın insan olma haysiyetini zedeleyici müdahaleler sebebiyle söz konusu olabilir. Üstadımın da dediği gibi bunlar
hafifletici sebepler olarak İndirim söz konusu olabilir ama bir cezasızlığa yol açmaz. Yol açmaz. Ya çünkü siz ne yaşarsanız yaşayın, eğer bir fiziki mücadele içinde karşı tarafın ölümüne sebebiyet vermiyorsanız, böyle işte silah kullanma, planlama, bir kurtuluş yöntemi arama gibi şeylerde, hukuk düzeni önce sizin başvurmanızı, oradan kurtulmanızı ister. Aksi bir durumda, yani olayın tabii içeriğini çok bilmiyoruz ama siz bir yerden silah temin edip önce etkisiz hale getirmeniz lazım. O da önemli. Yani elinizde silah varsa da kendinizi korumak için karşı tarafı yaralamanız gerekli. Cana kasıt başka türlü. Evet, başka bir şeydir. Yani tabii burada acaba ölüm de bir süre sonra mı oluyor, anında mı oluyor, onları da bilmiyoruz. Doğru. Yani örnek veriyorum, işte yaralama kasıtıyla siz ateş ederseniz o ölümlü sonuç vaka verir, ayrıdır. Ama direkt öldürme kastıyla ateş ettiğiniz ispatlanırsa, burada da meşru sınırın aşılması gibi hükümlere de başvurulmaz. Her olayın başta soruşturma makamı, sonra savunma makamı ile birlikte dikkatlice incelenmesi lazım. O yüzden biz de kıymetli üstadımla birlikte çok da bilgi sahibi olmadığımız bir dosyayla ilgili hüküm vermeyelim burada. Üniversitelere geçelim. Boğaziçi'ndeki protesto. Şimdi kapatma davasını konuşacaktık. Ha, buyurun. Buyurun. Tamam. Güzel konu. Olur. Siyasi hadi. Konu olarak. Şimdi, tabii. Çünkü Boğaziçi'ni soruyorum birazdan. Uzun süredir Devlet Bahçeli PKK'nın kapatılmasını, HDP'nin kapatılmasını istiyor. HDP, PKK bizim gözümüzde eşleşmiş durumda maalesef. Yani milletin, yalnız benim değil, milletin dilinde de eşleşmiş durumda PKK ile HDP'nin işbirliği, organik bağ, bir takım yardımları, aynı şekilde hareket etmesi, kınamaması, efendim destek vermesi, işte çukurlara kazmada yardım etmesi, belediye araçlarının çukur kazmada kullanılması, teröristin dağa kaçırılması, hatta yakalanan teröristin cebinden telefonunun bir milletvekili aracıyla tırnaklanması gibi, milletvekili araçlarında terörist taşınması, bomba ve silah taşınması olayları gün yüzüne çıkmış hikayelerdir. Nihayet mesela yeni iddianamede de 53 ayrı suçtan 107 yıllık bir ceza iddianamesi hazırlanmıştır Selahattin Demirtaş hakkında. Şimdi bunlardan bir tanesi Türkiye'de bir başka partide olsaydı, mesela Refah Partisi'nin kapatılması davasına bakın, odak denmişti. Ya da İspanya'da Batasuna davasında verilen kararlara baktığınızda bizdeki PKK terörünün %1'i yok onlarda. Binde biri yoktur Refah Partisi davasında, ama burada şöyle bir mantık işletiyor. Efendim siz PKK'yı kapatsanız, HDP'yi kapatsanız ne olacak? Başka bir parti kurarlar. Aynı kadro yerinde durduğu sürece bunların isimleri değişir. Efendim şeyi değişmez. İyi de bu bahsettiğiniz teröre destek veren parti devletten yardım alıyor. İki, dağın mecliste temsilciliğini yapıyor. Bilmem ne komutana selam gönderiliyor falana filana. Dolayısıyla bir tarafta dağda teröristle mücadele ederken şehir içinde de onların temsilcilerinin gözümüze baka baka milleti ahmak yerine koyması ya da millete saldırılarda bulunmasını artık bu milletin kabul etmemesi gerekir. Bunun benzeri partiler Avrupa ülkelerinde kurulabiliyor mu? Mümkün değil. Bölücü parti. Canım, böyle bölücü parti kurulabilir mi? Canını okuyorlar. Şimdi ben bölücü parti değilim. Aslında ben bir şey daha söylemek istiyorum üstadım. Bu bölücülük onlar için bir taltif de olur ya. Ben bunlara terör örgütü diyorum. Ayrıca eroin örgütü deyin. İşte taşeron örgütü deyin. Gerçek bunlara daha çok yakışıyor. Bölücülük bir siyasi sıfat da takıyor. Ben bölücülüğü bunlara, evet bölücülük benim yüreğim yaralıyor ama bundan ötesinde taşeron örgütü, Amerikan tarafından kurulan, hatta çekiç güçle zamanında desteklenen, Amerika'nın 40 yıllık rüyası olan bir Kürt devleti, İsrail'e paralel bir devlet, uydu devlet kurup oradan dünyayı ikişer odayla terörist devletle yönetmeyi hedefledi ama Türkiye ve bölgesel İran ve Irak buna izin vermedi. Yani, çok şükür vermediler. Ve bugün o amaçlarına ulaşamadılar. Ayrıca bir terör koridoruyla Akdeniz'e inmelerine de Türkiye izin vermedi. Burada çok başarılı işler görmüştür Türkiye. Dolayısıyla PKK'nın kapatılmasının tam zamanı diye düşünmüşüm. Siz bilerek mi diyorsunuz? Hatalı mı oluyor? Bilerek diyorsunuz. PKK HDP'nin
HDP'nin, PKK'nın destekçisi HDP'nin kapatılmasında zarar. Bilerek söylüyorum. Ha, bilerek söyledim. Onlar diyecek. Üç kere söylediniz de. Var? Böyle bir şey var mı? Şöyle, şimdi tabii Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan daha önce başvurular var. Vatan Partisi'nin, Doğu Perinçek'in partisinin yaptığı başvurular. Üç ayrı başvuru mevcut. Yok dedi o geçen gün televizyonda. Yok yok var ya var. Öyle dedi bilmiyorum ama kendisi bizim bir başvurum yok dedi. O şimdi şu anda Devlet Bey'in de var. Bizim de hazır dedi galiba. Devlet Bey hazır da yani şey Doğu Perinçek yok dedi. Ama yani başvuru numaralarını bir Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından gördük zamanda. Acaba İşçi Partisi adıyla mı yaptılar onu bilmiyorum. Şu anda buyurduğunuz gibi o şeyin bir başvurusu yok. Vatan Partisi'nin yok, yok mu? Yok. Bu yok bildiğim Vatan Partisi içinden bir grubun olabilir yoktur mi? Ama şimdi o zaman bilgimizi evet. Düzeltelim. Hiç tabii. Mi yok yani şu anda HDP'li bildiğim kadarıyla yok. Yani tam o zaman şey herhangi bir başvuru yok. O zaman bir bardak suda şu an fırtına koparılıyor demek ki. Olmayan bir başvuru üstünden toplumsal bir mekanizma harekete geçirilmeye çalışıyor. Nedir bu? Önce algıları yaratalım. Bunu daha önce AKP'de yaşadı. Kapatma davasında nasıldı? Önce tartışıldı. Sonra Google davası dendi. İnternetten haberler toplandı, koyuldu. AKP'ye 2008'de kapatma davası açıldı. O sırada Ergenekon, AKP kapatma davası. Toplum hep bunları tartıştı. Şimdi burada galiba Selahattin Demirtaş için hazırlanan 6-8 Ekim. Mesele o zaman şuna dönüyor. Yani tekrar ben bakacağım üstadım ben, haklıdır tabii ama eğer hiçbir açılmış dosya yoksa tamamen haber yaratma. O haberlerin üstünden mevcut şahıslarla ilgili olan dava dosyalarını kurumsal kimliği. Siyasi kimlikle, siyasi partiyle eşitleme çalışması olacak. Bir kere bu hani bu kabul edilebilir değil. Çünkü kişi ayrı, tüzel kişilik ayrı. Hani bunu ortaya koyalım. Çünkü ama burada kimi dinlesek hep işte atılan tweetler, kurumsal kimlikler bunlardan bahsediyor. Kurumsal kimlik şudur. Partinin programı, tüzüğü genel başkanı ve parti sözcüsü adına yaptığı açıklamalardır. Açıklama. Siyasi partiler kanunu açık. Tabii sosyal şeyde, medya paylaşımları kurumsal, bunu bağlamaz yani. Etki yapmak, kurumsal kimlik olarak bağlar. Mesela, Twitter mesajı bağlar. Bağlar. Story, bağlar. Tabii kurumsal kimlik olarak aldıkları bir karar var. Bu 6-7-8 Ekim olayları. Kobani olaylarını aldığı kurumsal kararları Üstadım, da var. Onu çok iyi evet, değindiniz onu söyleyelim o zaman. Demirtaş'ın AHİM kararında bu beyanların suça teşvik, suça temas eden bir konu olmadığını AHİM değerlendirdi. Biz iç hukukumuzda bunun suç olduğunu düşünsek de siyaset yapma hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Kurulu Büyük Daire bir karar verdi. Şimdi eğer biz buna rağmen HDP'ye kapatmak için bunu gerekli görüyorsak önce bir değişiklik yapmamız lazım. Aynen. Anayasanın 90. maddesinin 5. fıkrasını anayasamızdan kaldıralım. Nedir bu? Eğer iç hukukumuzla uluslararası hukuk birbiriyle çelişirse uluslararası hukukun tercih edilmesi değil uygulanmasının zorunlu olduğu gerçeğini var eden anayasa maddemizin fıkrasını kaldıralım. Birinci yapacağımız bu. Önce. Onun için hazırlandı. Bunu yaparsak sonrasını yapabiliriz. Onu yapmadığımız her seferinde programın başında yaşadığımız... Bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının sözleşme bayık karar başka karara uymak zorunda değiliz. Onu söyleyeyim. Uymuyoruz da yani. Bakın devletleri mecbur eden bir şey yok. Tamam. Sonuçları vardır uymadık da. Peki bakın, uymadıysanız da. Niye o tarafın içindesiniz? İki, onu söyle. Çok değil daha uymadığı çok karar var. Başkalarının da var. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu vermiştir. Biz aklayalım olamaz. İç hukukumuzda suçtur. Siz... Dolayısıyla kurumsal bir suçtur. Bunun dışında odak noktası hayır, arıyorsanız. Siz bunun suç olduğuna yönelik bir mahkeme kararı da olmadan niye yargılanıyor? Yargılanıyor. Bakın siz Koban isyana davet ediyorsunuz. Bakın bu sizin görüşünüz. Ben buna saygı duyarım ama ortada bir şey, üstadım yargılanacak. Yargıtay'dan işte. Bile geçmiş bir karar yok henüz. Bakın bir şey anlatıyorum. Diyorum ki bunun suç olduğu yönünde dava açılması gerekir. Açıldı. Açıldı. Şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi kabul edildi. HDP'ye yönelik açılmış bir kapatma davası yok ki. Orada görüşülecek. Siz diyorum ki bunun dışında böyle birleştirmek istiyorlardı. Tabii aynen. Başka şey var. Mesela bunun dışında kapatmaya yeterli binlerce delil bulma şansı var. Cumhuriyet Savcılığı doğrudan harekete neden geçmediğini kimse anlamıyor.
Peki, bir, iki. Ama Yiğit ağlasın. Yok siz anlatın. Ben bin tane yanıtım var da program onda biter. Şu anda birinin müracaat etmesi de gerekmiyor bu partinin kapatması. Tabii, Cumhuriyet Savcısı'nın reysel yetkisi var. İki, kaldı neden ki. Neden açmıyorlar? Ben işte ben de aynı şeyi bekliyorum. Yabancı olduğum için soruyorum. Neden ben de ona Cumhurbaşkanından izin bekliyorlar. İkin bir başka şey daha var. Parti kapatıyor. Eğer o olmazsa diyor Milliyetçi Hareket Partisi ben kendim açacağım. Açacağım diyor tabii. Ya artık kararını açacağım vermiş, hazırlığı yapmış. Başvuracağım işte. Neden bekliyor mesela Milliyetçi Hareket Partisi? Beklemiş, suyu şunun için bekliyor. Su ısınıyor şu anda toplumsal olarak. Bu bir politikadır, bu bir şeydir, olgunlaşmadır. Hiçbir şey meyve zamanı gelmediğim gerektiren bir durum var mı? Az açacağım diyor zaten. MHP sürekli aynı şeyi. Az önce anlattığım mesele var ya, seçime tamam, siz kamuoyunda bunu netleştirmeden, millete tartıştırmadan açacağınız bir dava böylesine toplumsal bir davada. Şimdi benim aklım o siyaset kısmını almıyor. Çok mekanik çalışıyor. Bir de suç var, mahkeme var. Yani milletin bir şey söylemesinin nasıl bir önemi var ki? Yani suç işlediyse mesela şimdi birisi birine suç işlediğinde biz toplumca bunu onaylamak. Seyircilerimiz gönderdi. Nusret Senem, Vatan Partisi'nin genel başkan yardımcısı Sayın Perinçek'in de avukatıdır. Ben de yakinen tanırım. 16 Ekim 2019 Vatan Partisi heyeti PKK'nın yasal partisi HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. 2019. 16. Evet, 16 Ekim 2019. Yani çok net, bakın Aydınlık Gazetesi biliyorsunuz zaten yayın organıdır. Gazete haberi değil mi o ya? Ama başvuru eski ben zaten. Ben bildiğim, ben kendisinden dinledim. Ya, ama bakın üstadım başvurmuşlar. Doğru bakın, da olabilir, bilmiyorum üstadım. Israr etmenin bir manası yok. Hayır ama bilgi, bakın bilgi şunu demek istiyorum. Olabilir. Estağfurullah, eksik tamam. Değil de Aydınlık Gazetesi Vatan Partisi'nin organik yayın organı. Bunu biliyorsunuz zaten. Tamam, Nusret Senem parti adına başvuruyor. Şunu demek istiyorum. Var olan başvuru durumunu geçtim. Hani bakın bizim şu an Yargıtay Başkanımız bir önceki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcımız. Şu an Yargıtay Başkanı olan beyefendi Mehmet Atmaca. Şu an Yargıtay Cumhuriyet Başsavcımız da iktidara gayet yakın bir insan. Tek sözüne bakar. Ama niye açılmıyor? O hocamın da dediği gibi biz Türkiye'nin seçime gideceği süreci terörle mücadele adı altında yaşayacağız. Diyecekler ki terörle mücadele ediyoruz. HDP PKK'nın partisi kapatılsın. Ama bizim işte kapatmaya yeterli gücümüz yok. Cumhur İttifakı'nı büyütün. Biz bu terörü meclisten kazıyalım. 27. dönemde bunlar yardım aldı. 27. dönemde mecliste oturdular. Kimin gücü yok üstadımı kapatmaya? Ha? Devletin mi gücü yok bunların? Kapatsın o zaman. Yarın kapatsın. Ya bugün kapatma davası, yarın kapatsın. Yok tabii, 6 milyon oy alan bir siyasi partiyi bir günde kapatmak kolay mı üstadım? 4 milyon oy alan MHP istiyor onun kapatılması. Siz bu CHP değil miydi %98 oy alsan umurumda değil diyenler? Burada devlet kamu güvenliği varsa, suç işlenmişse tamam, 6 milyon oya da bakmaz. Refah Partisi'nin kapatıldığında oyu 6 milyon muydu? O değildi. Şimdi devletin gücü bunları, olmaz olur mu yani? Siz bunları eleştirmiyor musunuz Refah Partisi'nin kapatılmasını? Eleştiriyorum ama oradaki misal kendini biraz önce söylediniz, Google'dan belgelere topladılar. Evet, irticanın kapatma bakın, davası da eksik. İrticanın odağı olduğu dediniz, başörtü denilen başörtüsü ben bugün serbest. Canım, o dönem dene, o günkü denen başörtüsü bugün serbest oldu. Kamuda bile kullanılıyor. Demek ki odak değilmiş o. Yani irtica odağı falan bakın, değilmiş kapatma eski, nedeni. Eski, ama bugün yarın da başka şeyler serbest. Bugün üstadım, bugün ama insan öldürmek, terör örgütlerine destek vermek, çok özür dilerim. Terör örgütlerine destek vermenin hiçbir yerde haklı nedeni olamaz. Olamaz. Yani. Cumhurbaşkanına kulak verelim. Muhtemelen bizim süremizi de tamamlayacaktı. Ben peşinden diyelim. Teşekkür edeyim şimdi ama Hoşçakalın diyelim. Evet. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Vatandaşlarımıza hizmet edecek bu tesisin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesisin özellikle binicilik, okçuluk ve ata yadigarı, güreş gibi sporları öğrenmek, bu alanlarda kendilerini geliştirmek, hatta hoşça vakit geçirmek isteyen herkes için yeni bir nefes alanı olacağına inanıyorum. Bünyesindeki ahırı, açık ve kapalı menajleri, gezi alanları, tribünü, açık ve kapalı ok atış sahaları, güreş alanları, satış ve tamir atölyeleri, konferans salonu, bunun yanında kafeteryası ve diğer tüm birimleriyle bu güzel tesisin Ankara'ya kazandırılmasında emeği geçenleri
tebrik ediyorum. Esasen yaklaşık 1,5 yıldır faaliyette olan tesisimizin resmi açılışını yapmak bugüne bizlere nasip oldu. Günde 48 öğrenciye at biniş, 150 öğrenciye okçuluk eğitimi verme kapasitesi bulunan tesisimize bilhassa gençlerimizin dört elle sarılacağından şüphe duymuyorum. Nitekim salgın şartlarına rağmen 110 öğrenciyle faaliyetlerine devam eden tesisimizin önümüzdeki dönemde Ankara'nın en cazip yerleri arasına gireceğini düşünüyorum. Değerli misafirler, at, ok, güreş. Sadece bu üç spor dalı dahi binlerce yıllık Türk tarihini tek başlarına anlatmaya yetecek zenginliğe sahiptir. Özellikle atın bizim kültürümüzdeki yerini göstermesi bakımından Dede Korkut Destanı'ndan bir örnek vermek istiyorum. Zindana atılan Bamsı Beyrek, kendisini 16 yıl boyunca bekleyen atına şöyle sesleniyor. At demezem sana, kardeş direm kardeşimden ileri. Divan-ı Lügat-ı Türk'te atla ilgili tam 180 tabir yer alıyor. Dadaloğlu'nun o meşhur Aydost Bozdağ'ını hatırlayın. Kalktı göç eyledi avşar elleri. Ağır ağır giden eller bizimdir. Arabatlar yakın eder ırağı. Yüce yağdan aşan yollar bizimdir. Evet, biz de atlar uzak hayalleri yakın ettiği için kıymetlidir. Elbette at aynı zamanda Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam Miraç yolculuğunda eşlik eden Burak'tır. Tarihte hangi toplum atla tanışmış, kaynaşmış, bütünleşmişse hemen arkasından büyüme, genişleme özellikle bu döneme girmiştir. Bu bakımdan at bir medeniyet kurma aracıdır. Osmanlı devletle birlikte sarayın at ihtiyacını karşılamak için Çiftlikat-ı Hümayun'u da kurmuştur. Cirit başta olmak üzere atla ilgili pek çok oyunun yer aldığı geleneksel sporlarımızın yeniden canlanması bizi memnun ediyor. Tarihimizin ve medeniyetimizin bu önemli sembolüne sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Cumhurbaşkanı olduktan sonra ülkemize gelen misafir devlet başkanlarının karşılama törenlerinde muhafız alayımıza bağlı bir atlı birliğimizin de yer almasını temin ettim. Tabii bunları dahi eleştirecek kadar tarih, kültür, medeniyet yoksunu, hatta düşmanı kişiler çıktı. Bundan rahatsız oldular. Aynı zihniyet muhtemelen bu tesisi de eleştirecektir. Varsın eleştirsinler. Biz işimize bakalım. Halbuki kökü olmayanların akıbeti esen her rüzgarın önünde sürüklenip gitmektir. Biz köklerimize, tarihimize, kültürümüze sahip çıkarak maziden atiye güçlü bir köprü kurmanın gayreti içindeyiz. Değerli misafirler, tarihçilerin bir kısmı Türk milletini ordu millet veya asker millet olarak tarif eder. Bu tanımın sembollerinden biri at ise diğeri de oktur. Kültürümüzde ok ve yay siyasetten sosyal hayata birçok göndermeye sahip zengin anlamlara sahiptir. Yayın merkezi, okun ise uç beyliklerini temsil ettiği siyaset geleneğimizde bu semboller devlet idaresinde hakimiyet nişanesi olarak görülüyordu.
Ecdadın okçulukta gösterdiği başarı dünyaya parmak ısırtacak derecededir. İstanbul'un en önemli yerlerinden birinin doğduğum, büyüdüğüm yer olması bakımından gurur duyuyorum. Ok meydanı olması tesadüfi değildir. Osmanlı döneminde ok meydanına abdestsiz ve sarhoş girilemiyordu. Aynı şekilde okçular kabza sınavında kabiliyetleri yanında ahlak ve karakterleriyle de imtihan ediliyorlardı. Okçuluk müsabakaları öncesinde muhakkak besmele çekilir, Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam salavat gönderilirdi. Bu alanda kendini geliştirmek isteyenlerin rekabetle beraber dayanışma, mücadeleyle birlikte çelebilik hasletlerini de göstermesi gerekiyordu. Aynı değerler tüm spor dallarıyla uğraşanlar için de geçerliydi. Er meydanında yiğitlik gösteren pehlivanın hayatının diğer kısımlarında da civan mervet, civan mert olması gerekiyordu. Atasporlarımızı ihya etmek için çalışırken aynı zamanda işte bu değerleri yeni nesillere aktarmayı da hedefliyoruz. Evlatlarımızı biniciliğe, okçuluğa, güreşe yönlendirirken aslında onları kendi medeniyet ve kültür miraslarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen, inançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız. Son dönemde tarihimizi ve kültürümüzü anlatan dizilerin ilgi çekmesinin gerisinde milletimizin geçmişini bilme, tanıma ve yaşatma heyecanı yatıyor. İşte bu anlayışla yılların ihmalini giderecek, atasporlarımızı insanımıza tanıtacak, özellikle çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkmasını sağlayacak her çabaya destek veriyoruz. Bugün açılışını yaptığımız tesisin Ankara'da geleneksel sporlarımızın gelişmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah şu andaki mevcut projeye bir de yaklaşık 40 dönüm civarında hemen yanı başımızdaki yeri de tahsis etmek suretiyle bu proje daha da kapsamlı hale en kısa zamanda gelecektir. Tüm vatandaşlarımızı, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi bu güzel tesisten faydalanmaya davet ediyorum. Bir kez daha tesisimizin hayırlı olmasını diliyor, şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zat-ı devletlerini bir süre daha misafir edeceğiz. Takdimleri için Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Sayın Hakan Kazancı'yı davet ediyoruz öncelikle. Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Kazancı tarafından bir yay takdim edilecek. Sayın Cumhurbaşkanım, bu yayın özelliği yayın ustası Josef Manus tarafından yapılmış ve... İyi günler sayın seyirciler. TV yüz ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gizem Çetin. Haberde gün ortasıyla karşınızdayız efendim. Tarih 12 Ocak 2021. Günlerden de salı. Günden bir hayli yoğun. Dün önemli bir kabine toplantısı vardı ve kafalarımızı kurcalayan sorulardan pek çoğu da cevabını buldu. Hemen başlayalım. Aşılama Perşembe ya da Cuma günü başlayacak. Toplu aşılamanın ne zaman başlayacağı belli oldu. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe ya da Cuma'yı işaret etti. Peki aşılar nasıl olacak? Aşılama prosedürü nasıl işleyecek?
aşı olanların rızası alınacak, rıza gösterilecek. Bunun için de bir onay formu imzalatılacak. Detayları aktaracağız. Diğer önemli bir soru, kısıtlamalarda 6 haftayı geride bıraktık. Peki kısıtlamalar ne zaman bitecek ve nasıl kalkacak? Merakla beklenen bir diğer başlıktı. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli olarak azaltacağız dedi. Son başlığımız, yaşasın babam gelmeyecek artık dayak yok. Eşi tarafından elleri kelepçelenen ve işkenceye uğrayan iki çocuk annesi Melek İpek, av tüfeğiyle kocasını öldürdü, tutuklandı. İpek'in küçük kızının sözleri yürekleri burktu. Detaylarıyla ekranlarınıza getireceğiz efendim. Günün öne çıkan başlıkları böyleydi. Haberde gün ortası başlıyor. Değerli izleyenler, 30 Aralık'tan beri aşılama ne zaman başlayacak sorusu gündemde ve dün de bu soru cevabını buldu. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Aşı uygulamasının Perşembe veya Cuma günü başlayacağını söyledi. Enerji sürdürülebilir kalkınmanın temel altyapısıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Gündeminde aşı uygulaması vardı. Çin'den gelen aşıların uygulamasının Perşembe veya Cuma günü başlayacağının müjdesini verdi. Aşıların kullanıma sunulabilmesi için gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre... Bu kurdele kesimle birlikte de programımız son buluyor. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanımıza açılış törenimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz efendim. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü tesisi açılış törenine katılmıştı. Bizler de ekranlarınıza canlı olarak getirmiştik yaklaşık 10-15 dakika öncesi. Şimdi de açılış töreni kurdele kesmeyle beraber tamamlandı. Bakanlar ve diğer yardımcılarıyla birlikte Erdoğan töreni kurdeleyi keserek tamamlamış oldu. Eşi tarafından elleri kelepçelenen ve işkenceye uğrayan iki çocuk annesi Melek İpek av tüfeğiyle kocasını öldürdü, tutuklandı. Avukatı çocuklarını pedagog eşliğinde ziyaret etti. Anlatılanlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Küçük kızın yaşasın artık babam gelmeyecek değil mi? Biz dayak yemeyeceğiz değil mi? Diye duyduğunu bu iki kulaklarımla duydum. Duygularını anlattı. Gerçekler kan dondurdu. Olay geçtiğimiz Perşembe günü Antalya'da yaşandı. İddiaya göre 31 yaşındaki Melek İpek'le eşi 36 yaşındaki Ramazan İpek arasında tartışma çıktı. Ramazan İpek, iki çocuğunun annesi, eşi Melek'in ellerini kelepçeledi. Sabaha kadar dövüp işkence etti. Yaşanan arbede de Melek İpek eşini av tüfeğinin patlaması sonucu öldürdü. Ben ne yapayım hastanedeki halini? Ben burada göreceğim. Burada göreceğim. Jandarmaya teslim olan Melek İpek tutuklandı. Çiftin çocukları 9 yaşındaki C İpek ve 7 yaşındaki İ İpek annenin yakınlarına teslim edildi. Melek İpek'in avukatlığını üstlenen Ahmet Onaran, pedagog eşliğinde çiftin çocuklarını ziyaret etti. Çocukların da şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Babamın eli ağırdı. Bizi de çok döverdi. Geçen hafta da annemin kafasında ütü kırdı. Küçük kızın, yaşasın artık babam gelmeyecek değil mi? Biz dayak yemeyeceğiz değil mi? Diye duyduğunu bu iki kulaklarımla duydum. Değerli izleyenler, 30 Aralık'ta Çin aşısının ilk partisi Türkiye'ye gelmişti ve o zamandan beri de aşılama ne zaman olacak sorusu gündemdeydi. O soru dün kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapmasıyla cevabını buldu. Aşılama bu hafta Perşembe Cuma günü başlıyor. Enerji sürdürülebilir kalkınmanın temel altyapısıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Gündeminde aşı uygulaması vardı. Çin'den gelen aşıların uygulamasının Perşembe veya Cuma günü başlayacağının müjdesini verdi. Aşıların kullanıma sunulabilmesi için
gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre uygulamasına geçilecektir. Ki Sayın Bakan herhalde bu hafta sonuna kadar buna başlayacağız değil mi? Perşembe veya Cuma olur diyor. İnşallah böylece belirlenen sıralamaya göre Perşembe veya Cuma inşallah bu kampanyamız başlamış olacak. Aşılama Perşembe ve Cuma günü başlayacak dedik. Peki koronavirüsteki son durum nedir? Gün ortasında şimdi bir de ona bakalım. 11 Ocak 2021 tablosuyla birlikte. Açıklanan vaka sayısı 10.220 olarak açıklandı. Hasta sayısı 1003, ağır hasta sayısı ise 2783 olarak açıklandı. Vefat sayısı 174 olurken iyileşen hasta sayısı da 10.301 oldu. Aşılama başlayacak evet ama rehavete kapılmayalım, tedbirlere uyalım diyelim ve koronavirüs tablosunun detayları için haberimizi izleyelim. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 174 hasta hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 22.981'e çıktı. Son 24 saatte 10.220 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2.336.476'ya yükseldi. Son 24 saatte 1003 yeni hasta tespit edildi. 10.301 hasta virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen sayısı 2.208.451 oldu. Ağır hasta sayısı 2.783'e düştü. Hastalarda zatüre oranı ise %4,5. Son 24 saatte 180.303 kişiye test yapıldı. Toplam test sayısı ise 26.376.784'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük korona tablosuna ilişkin Twitter'dan şu açıklamayı yaptı. Bugün tespit edilen 1003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'a masaya dön çağrısı yaptı. Ocak ayı içinde istikşafi görüşmelere hazırız dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu İstanbul'da yapılacağı belirtildi. Türkiye olarak açık bir davette bulunmak istiyoruz. Ocak ayı içinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere başlamaya davet ediyoruz. Akdeniz ve Ege'de Yunanistan gerilimi tırmandı. Ancak Türkiye sağduyulu davrandı. Ege'nin diğer kıyısına Zeytin Dalı uzandı. Biz her zaman ön koşulsuz bir şekilde istikşafi görüşmeleri tekrar başlatmaya hazır olduğumuzu söyledik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çağrı yaptı. Atina yönetimine gelin masaya oturalım dedi. Kendine güvenen bir ülke olarak görüşmeye hazırız. Yani elinde herhangi şu anda bir mazeret de Yunanistan'ın yok. Daha önce 60 tur neyi görüştüysek ki Yunanistan'la itilaflı olduğumuz tüm konular bu kapsamda görüşülüyordu. Bundan sonraki süreçte de bunu görüşeceğiz. Ev sahibi ülke biziz ve tarihini bu müzakereleri yürütecek arkadaşlarımız, heyetlerimiz Yunanistan'daki muhataplarıyla beraber belirleyecektir. Bakan Çavuşoğlu'nun bu açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacağını açıkladı. Efendim WhatsApp konusunda kafalar biraz karışık. Sözleşmeyi zorunlu olarak imzalamanız lazım. Bu yeni sözleşmeye göre de gizlilik ilkesi değişiyor. Uzmanlardan da farklı açıklamalar geliyor. Şimdi ekranlarınıza öğretim üyesi doçent doktor Ahmet Hasan Koltuksuz'un açıklamalarını getireceğiz. Eğer uygulamaya kullanmaya devam edecekseniz veri kaynağı haline dönüşeceksiniz dedi. WhatsApp'ı silip başka bir uygulamaya geçiyoruz. Yani WhatsApp'ın da takip edilmesinde bir şey yok yani etsinler. 8 Şubat'a kadar süresi var herhalde. O süreye kadar kullanacağım ondan sonra sileceğim büyük ihtimalle. Kimi silip başka bir uygulamaya geçecek, kimi ise kullanmaya devam edecek.
WhatsApp'ın gizlilik ilkesi güncellemesi vatandaşı ikiye böldü. Uygulamayı kullanmaya devam edenler için uzmanlardan uyarı geldi. Şimdi siz bunu kabul ettiğiniz andan itibaren WhatsApp üzerindeki haberleşme trafik bilgileriniz, hatta belki de içeriğiniz, onu bilmiyorum ne şekilde, bir başka kuruluşa, bir başka şirkete, ticari olarak başka bir kuruma verilecek. Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Hasan Koltuksuz, uygulamayı kullanmaya devam edeceklerin birer veri kaynağı haline dönüşeceğini söyledi. Şu pandemi ortamında internet üzerinden siparişler yapıyorsunuz, kredi kartınızla ödüyorsunuz, bunu yaparken telefonunuzu kullanıyorsunuz. Ben bütün bu bilgileri bir araya getirip toplarsam ve bu işi örneğin 6 ay, 9 ay, 1 yıl boyunca yaparsam, önümüzdeki 4 ay boyunca ben sizin hangi gün neye ihtiyaç duyacağınızı, neyi satın alacağınızı, nerede olacağınızı doğruya çok yakın bir şekilde tahminleyebilirim. İşte bu sebeple de siz artık benim için çok inanılmaz bir veri kaynağı haline gelirsiniz. Koltuksuz, vatandaşı yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet etti. Yerli ve milli olarak üretilmiş olan programları kullanmayı ben önereceğim. Ha adı X olur, Y olur, Z olur, onu bilmiyorum. Bir önemi de yok bence. Yeter ki yerli milli bir ürün olsun. Efendim, Paşinyan, Putin ve Aliyev dün Rusya'da bir araya geldiler. Dağlık Karabağ meselesini görüşmek için bu üçlü bir aradaydı. Aliyev ile Paşinyan el sıkışmadı. Bu önemli bir detay. Bir de Paşinyan'ın yanından hiç ayırmadığı siyah bir çantası vardı. O da dikkat çekti. Bakalım o çantada ne varmış? El sıkışmadılar, uzaktan selamlaştılar. Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen üçlü Dağlık Karabağ zirvesinde ilginç anlar yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Kremlin'de ağırladı. Misafirlerine sarıldı. Aliyev'le Paşinyan'sa tokalaşmadı. İki lider birbirlerini uzaktan selamladı. Rus lider Aliyev ve Paşinyan masaya oturduktan sonra söze başladı. Sizleri Moskova'da selamlamaktan çok memnunum dedi. Görüşme sırasında Paşinyan'ın hemen yanındaki çanta da dikkatlerden kaçmadı. Dün Çin aşısına ilk onay geldi. Türkiye'nin 3 milyon doz aldığı Sinovac aşısına Endonezya %65.3 etkili dedi. Aynı aşı için daha önce Brezilya'da %78 demişti. Farklı sonuçlar çıkması kafaları karıştırdı. Nedenini Profesör Doktor Bengi Başer TV100'de açıkladı. Tabii ki doğrusu bilimsel anlamda bu verilerin bir fazı çalışmasıyla bilimsel anlamda bilim dünyasıyla daha doğrusu paylaşılması. Türkiye Çin'in Sinovac aşısından 3 milyon doz aldı. Aşının Türkiye'deki faz 3 ara sonuçlarında %91.25 etkin olduğu görüldü. Aynı aşı için Endonezya %65.3, Brezilya ise %78 etkin dedi. Aşı aynı ancak sonuçlar farklı. Nedenini kardiyoloji uzmanı Bengi Başar TV100'de Mine Uzun'un Güne Bakış programında açıkladı. Yani aldığınız örneklemler, aldığınız sayılar çok farklı. Bizdeki bir ön analizde aslında daha düşük bir sayıydı. Brezilya'daki çok daha yüksek bir rakamdı. 10 binler civarında bir rakamdı. Sayı arttıkça etkinliğin daha az olabileceğini görebilirsiniz. Dolayısıyla yaş grupları ve sayıyla birlikte tabii ki bunlar değişken gözüküyor. Belediye vatandaşların tamamının kullanımına açık olması gereken yeşil alanları lüks villaların kullanımına tahsis etti. Usulsüzlük Sayıştay raporuna da girdi. Çocukların koşup oynayacağı park olması gerekiyordu. Ancak belediye bu arazileri lüks sitelere kiraladı. Sayıştay'ın 2019 yılına ilişkin denetimleri tamamlandı.
kamu kurumlarında yapılan denetimlerde çok sayıda usulsüzlüklere rastlandı. Sarıyer ilçesinde normalde park olması gereken yerler milyon dolarlık villaların olduğu alanlara kiralandı. Sayıştay tarafından tespit edilen yerlerden birisi İstinye'de. Sarıyer halkının kullanması gereken bu yer şimdi Boğaz manzaralı rezidansların bulunduğu sitenin özel alanı. Sarıyer Uskumru Mahallesi 196 ada 16 ila 17 parsel üzerinde kalan park alanının da iki şirket tarafından yapılan villa projesinin içerisinde kaldığı belirlendi. Sayıştay tespit ettiği usulsüzlüğün bir an önce giderilerek kamu ortak kullanımı için ayrılan taşınmazların tüm vatandaşların kullanımına açılması gerektiğini belirtti. Belediyenin sınırları dahilinde olan bu yerler belediyenin mülkiyetine ait yerler değildir. Sadece tasarruf yetkisi ilgili kanunla birlikte belediyeye verilmiştir. Bu kapsamda da belediyenin sanki kendi özel mülkiyetiymiş gibi tasarruf etmesi, özel mülkiyete ve özel kullanıma tahsis etmesi hukuken ve kanunen mümkün değildir. Buralar zaten şurayı da söyledi. Şurayı. Biziz. Milyonlarca üniversite öğrencisinin sorunu var. O sorunları dile getiren kim? Biziz. Üniversiteyi bitirmiş ama işsiz. Milyonlar var. Onların sorunlarını dile getiren kim? Biziz. Esnafın sorununu, kahvecinin sorununu, simitçinin sorununu dile getiren kim? Biziz. İktidarın, yani saray iktidarının bize oturup teşekkür etmesi lazım. Benim göremediğim sorunu sen görüyorsun demesi lazım. Çözümü de ürettin, teşekkür ederim demesi lazım. Ama derin bir yarılma var Türkiye'de. Altını bir daha çiziyorum. Derin bir yarılma var. Nedir o yarılma? Sarayın gündemiyle halkın gündemi ayrı. İki farklı gündem var Türkiye'de. Bir yapay gündem, suni gündem, bir de gerçek gündem. Biz yapay gündemlerle Türkiye'nin zaman kaybetmesini doğru bulmuyoruz. Erdoğan'a açık çağrı yapıyorum. Sen yapay gündemlerle bu sorun çözülür diyorsan oturup çözelim, oturup tartışalım. İşsizliği yapay gündemlerle çözeceksen buyur otur konuşalım. Yoksulluğu çözeceksen buyur otur konuşalım. Yapay gündemler ayrı, gerçek gündem ayrı. Bakın. Bugünkü gazeteden sadece bir örnek. İşte Türkiye'nin gerçek gündemi bu değerli arkadaşlar. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Bu tablo doğru mu? Doğru. Türkiye'de mi? Türkiye'de. Tarih doğru mu? Tarih doğru. Fotoğraf doğru mu? Fotoğraf doğru. Hangi yılda çekildi? 21. yüzyılın Türkiye'sinde çekildi. Atık soğanlardan, çürüklerden acaba sağlam bir iki tane bulabilir miyim diye oturmuş kadınlar bir şekliyle evlerine, mutfaklarına malzeme bulmaya çalışıyorlar. Bu gerçek gündem acaba iktidarın da gündeminde mi? Asıl soru bu. Sarayın gündemi acaba bununla mı ilgili sarayın gündemi? Asıl soru bu. Keçiören'de oturan vatandaşın gündeminde olur, sarayda oturan kişinin gündeminde böyle bir şey olmaz. Çünkü saray Türkiye'yi görmüyor. Saray Türkiye'nin gerçeklerinden tümüyle kopmuş vaziyette. Esnafın ne derdi var? Hangi AK Parti milletvekili çıkıp da Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde esnafın şu sorunu var diye bir açıklama yaptı. AK Parti'ye oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren saygıdeğer vatandaşlarıma sesleniyorum. Gün beraber düşünme günüdür. Bir dert varsa bu derdi beraber çözme günüdür. Ayrıca Allah'a izin vermiyoruz. Ayrışmaya da izin vermiyoruz. Çöpten yiyecek toplayan kadın bizim vatandaşımız. Bizim kardeşimiz. Çocuklar bizim evladımız.
O soruna siyaset kurumu kayıtsız kalırsa görevini yapmıyor demektir. Herkesin, parlamentoda olan bütün milletvekillerinin, parti ayrımı yapmaksızın Türkiye'nin sorunlarına kilitlenmeleri gerekir. Dolayısıyla asıl görev iktidara destek veren AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne aittir. Asıl görev. Siz bu sorunu çözmek için meclise kanun getirdiğinizde biz karşı mı çıktık? Siz bu sorunu çözmek için oturalım bir araştırma komisyonu kuralım dediğinizde biz karşı mı çıktık? Tam tersine bizim getirdiklerimizi reddettiniz siz. Bunların, bir daha söylüyorum, bunların yatacak yeri yoktur. Sefaletten de bunlar sorumlular. Açlıktan da bunlar sorumlular. Bu tablo parti milletimiz tarafından çok iyi bilinmesi gereken bir tablodur. Yaşıyoruz, birebir yaşıyoruz bu tabloyu. Onlar esnafa gidemiyorlar, biz gidiyoruz. Onlar konteynerden çöp toplayan, kağıt toplayan, yiyecek toplayan kişileri görmüyorlar. Biz görüyoruz ve aynı zamanda konuşuyoruz. 65 yaşında kadın eve temizliğe gidecek, otobüse binemezsin. Nasıl kazanacağım ben? Nasıl geçineceğim diyor. Görmüyorlar. Verin para gitmeyeyim diyor. Siz para verdiğinizde ben red mi ettim? Hayatımı tehlikeye atıyorum, evimi geçindirmek için. Çoluk çocuğumu geçindirmek için diyor. İktidar sahipleri görmüyor. Türkiye'nin gerçek gündemi bu. Bu gerçek gündemi görmeyen iktidar devleti çürütmeye başladı. Bakın bu da çok önemli bir başlık. Her parti meclisi üyesinin bunu bilmesi lazım. Ve anlatması lazım. Devleti çürütmeye başladılar. Nereden başladılar? Devlet ne zaman çürür? Nasıl çürür? Liyakat sistemini yok ettiğinizde devlet çürümeye başlar. İşin uzmanı olmadığında devlet çürümeye başlar. Dolayısıyla devleti çürüttüler. Türkiye İstatistik Kurumu açıklama yapmış. 2021 yılında işsizlik azaldı diye. Tam komedi. Tam komedi. Ya arkadaşlar, orada görev yapanlar. Ya siz gerçekleri görmüyor musunuz? Milyonları görmüyor musunuz? Milyonların açlığını, sefaletini görmüyor musunuz? Her yaştan, her eğitim düzeyinden on binlerce işsiz var. On binlerce işsiz var. Üniversiteyi bitirmiş. Bir çiftçiyi düşünün. Özellikle AK Parti'ye oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Bir çiftçiyi düşünün. Boğazından kesiyor, oğlunu, kızını üniversiteye gönderiyor. Okusun diye. Niye okusun diye ısrar ediyor? Kendisinden daha iyi bir hayatı yakalasın diye. El aleme muhtaç olmasın diye. Alın teriyle kazansın diye. Bitiriyor üniversiteyi. Şimdi işsiz. Bu annenin dramını bilen var mı? Biz biliriz, onlar bilmezler. O babanın dramını bilen var mı? Biz biliriz, onlar bilmezler. İktidar sahipleri Türkiye gerçeğinden kopmuş durumda. Türkiye gerçeği ayrı, iktidar sahipleri ayrı. Türkiye gerçeğinde açlık var, açlık, açlık var. Bakın değerli arkadaşlarım, bu konuda derin yoksulluk ağı kurucularından Hacer Fogo var. Bütün hayatı Türkiye'de bu konuları araştırmak. Yaptığı açıklama, okuyorum. 20 yıldır sokaklardayım diyor. 20 yıldır. Çok yoksul insan gördüm. Ama aç kaldık sözünü hiç duymadım diyor. Çünkü o gün yemek yoksa bir komşu yağ, diğer komşu unu getirir, o günü kurtarırdı. Ama artık
komşuda da yok. Artık gerçekten açlık yaşanıyor. Marketlerin önünde atılacak sebze meyveler için toplanan insanların sayısı her gün artıyor. Gerçek mi gerçek? Bu coğrafyada açlık yaşanmamıştı. Açlık yaşanıyor. Peki hepimiz vergi ödüyoruz. Konteynerden yiyecek toplayan kadın da vergi ödüyor. Elektrik düğmesine bastığı zaman, musluğu açtığı zaman, ekmek aldığı zaman, yiyecek aldığı zaman, süt aldığı zaman o da vergi ödüyor. Nereye gidiyor bu paralar? Dünyanın en büyük borçlanmasını yaptılar. Cumhuriyet tarihinde en büyük borçlanmayı yaptılar bunlar. 18 yılda. Nereye gitti bu paralar? Satmadıkları mal kalmadı. Her şeyi sattılar. Vergi topladılar. Borçlandılar. Nereye gitti bu para? Ve bu açlık, bu sefalet neden? Asıl sorulması gereken soru bu. Bu sorunun cevabını Erdoğan, senden bekliyorum. Bir daha söylüyorum. Devleti tek başına yönetiyorsun. Tek başına yönetiyorsun. İstediğin her şeyi yapıyorsun. İstediğine teşvik, istediğin malı, istediğin kişinin mal varlığına el koyabiliyorsun. Ben sana sokaktaki vatandaşın sorduğu soruyu soruyorum. Vergi dedim, verdik. 40 yıldır vergi veriyorum diyor esnaf. 40 gün bana bakamadın. Nereye gitti bu paralar? Efendim otoyol yaptık, havaalanı yaptık. Hayır. Onları başkaları yaptı. Sen de kefil oldun. Ve vergi verenlerin torunlarını borçlandırdın. O ayrı bir şey. Sen ne yaptın arkadaş? Bana çıktı ki şu fabrikayı kurduk. Bitlis'te şu fabrikayı kurdum. Van'da şu fabrikayı kurdum. Kars'ta şu fabrikayı kurdum. Kırşehir'de veya Çankırı'da şu fabrikayı kurdum. Şu kadar işçi çalışıyor. Tek fabrika bile kurmadın. Tek bir fabrika. Nereye gitti bu paralar? Sorunun cevabını vereyim. Erdoğan da duysun. AK Parti'ye oy veren kardeşlerim de duysun. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerim de duysun. 83 milyonu bir avuç tefeciye mahkum ettiler. 83 milyonu. Hepimizi, açlık çekenler dahil, bir avuç tefeciye mahkum ettiler. Nerelere gitti paralar? Faizcilere gitti. 18 yıldır ekonomiyi nasıl yönetiyorlar? Faiz, döviz. İki eksen. Yatırım yok. Üretim yok. İstihdam yok. Var olanla idare ediyoruz. Özel sektörü yaptı. Yapmadıysa kimsenin yatırım yaptığı yok. Yerliyiz, milliyiz diyorlar. Peki kardeşim, yerli ve milliysen niye gidip de yabancılara el avuç alıp açıp dileniyorsun, gelin yatırım yapın diye? Senin sanayicin yok mu? Oraya teşvik ver. Beşli çeteye 83 milyonu neden mahkum ettin sen? Beşli çete dünyanın en büyük ihalelerini aldı. Bir de garanti verdin. Bir de Londra mahkemelerini yetkili kıldın. Sizin yatacak yeriniz var mı ya? Sizde vicdan var mı? Sizde ahlak var mı? Sizde liyakat var mı? Adalet anlayışı var mı? Ben bunları söylediğim için kızıyorlar. Kızsınlar. Zaten kızsınlar diye söylüyorum. Görsünler diye söylüyorum. İşitsinler diye söylüyorum. Faiz yükseliyor. Değerli arkadaşlarım, bakın orada da enteresan şeyler var. Faizle ilgili bilgi vereceğim değerli arkadaşlarım. Rakamları çıkardık. Döviz faiz eksenine girdiler. Faiz yükselirse dışarıdakiler geliyorlar. Önce kendi bankaların, kendi ülkelerindeki bankalardan kredi çekiyorlar. %4 faiz, %3 faiz, %2 faiz. Çok düşük. Getiriyorlar parayı Türkiye'ye. Onu mevduata yatırıyorlar. Türkiye'de faiz çok yüksek diye. Mevduata yatırıyorlar. Zamanı gelince alıyorlar. Tekrar dolara çeviriyorlar ve tekrar kendi ülkelerine götürüyorlar. Bakın rakamları tam vereyim size.
$1 milyon, %4 faizle Amerika'dan bir kişi, İngiltere'den bir kişi, Kanada'dan bir kişi, Güney Kore'den bir kişi $1 milyon parayı %4 faizle kendi ülkesindeki bankadan çeksin. Getirsin Türkiye'ye. Bir yıl sonra $1 milyon para getiren net, kemiksiz, kendi ülkesindeki faizi de ödemek şartıyla $130 bin cebinde keş para koyuyor. Kim ödüyor $130 bin? Bu ülkenin fakir fukarası ödüyor. $1 milyon, $10 milyon getiren $1.300.000 para kazanıyor. Hiç. Alın teri bile dökmeden. Hazır para. $1 milyar getiren $130 milyon para kazanıyor bir yılda. %13 faiz. Dolar bazında. Soygun düzenini kim oluşturuyor? Bunları oluşturuyorlar. Döviz fırlayınca gene bu sefer döviz lobisi kazanıyor. Aynı lobi aslında. Faiz yükselince onlar, dolar yükselince gene onlar. Onlar kazanıyor. Kaybeden kim? 83 milyon. Başka? İçeride kaybeden var mı? 83 milyon ama bir avuç hariç. Beşli çete hariç. Dolar bazında garanti verilmiş. Dolar ne kadar yükselirse onların keyfi o kadar iyi. Bu gerçeği herkese anlatmak zorundayız. Herkese. Rakamları birebir, tabloları gerekirse vereceğim bütün arkadaşlarıma. Bunu birebir... Değerli izleyenler, parti meclisi toplantısında Kılıçdaroğlu'nu dinledik. Şimdi gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yaklaşık bir yıldır pandemi sürecindeyiz ve hepimiz de biraz kilo aldık. Kilo vermek tabii ki güzel görünmek için önemli ama aynı zamanda sağlıklı kalmak için de önemli. Bu noktada da metabolizmanızın hızlı çalışması devreye giriyor. Peki hangi yiyecekler metabolizmanızı hızlandırıyor? Cevabı haberimizde. Metabolizma hızı kilo alışverişin en önemli etkenlerinden biridir. Eğer metabolizmanız yavaş çalışırsa kilo almaya başlayabilir, aynı zamanda kendinizi halsiz hissedebilirsiniz. Doğru yiyecekleri doğru miktarda tüketmek, metabolizmayı hızlandırmanın en kolay yollarından biri. Onların başındaysa limon geliyor. Limonda bulunan enzimler ve C vitamini toksinleri vücuttan atmaya yardımcı oluyor. Sabahları içtiğiniz suya bir iki damla limon damlatabilir ve bu suyu tüketerek metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. İkinci sırada ise yeşil çay geliyor. Yeşil çay kilo vermekte de oldukça etkili. Antioksidanlarla dolu yeşil çay yalnızca metabolizma hızını arttırmakta kalmıyor. Aynı zamanda şeker, kolesterol gibi birçok kronik hastalığa karşı da koruyor. Metabolizmayı güçlendiren yiyeceklerden biri de acı biber. Acı biberi herkes rahatlıkla tüketemiyor ancak faydaları saymakla bitmiyor. En çok da kırmızı biber can yakıyor. Sevenler acıdan vazgeçemiyor. Özellikle kırmızı biberde bulunan kapsaisin adı verilen madde hücrelerin enerjiyi ısıya dönüştürmesine yardımcı oluyor. Ve greyfurt, C vitamini açısından zengin olan greyfurt da metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırıyor. Yalnızca kilo vermek isteyenler değil, sağlıklı kalmaya gayret edenlerin de düzenli olarak limon, yeşil çay, acı biber ve greyfurt tüketmesi gerekiyor. Aslında bahsettiğimiz tüm bu besinler aynı zamanda da bir antioksidan diye de eklemek istedim. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztürak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde Cumhurbaşkanı ifadesine gösterilen tepkinin gündemi değiştirme çabası olduğunu öne sürdü. Muhalefete, muhalefet liderlerine ağzına geleni söylüyor. Sonra da kendisine sözde Cumhurbaşkanı denince alınıveriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için sözde Cumhurbaşkanı ifadesini kullandı. AK Parti ve MHP'den tepki gecikmedi. Bu çirkin ifade, evet, milletin iradesine hakaret. Cumhurbaşkanına oy veren her iki kişiden birisine hakaret. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret. CHP sözcüsü Faik Öztrak eleştirilere tepki gösterdi. Cumhur İttifakı'nın gündemi değiştirmeye çalıştığını savundu. Dert belli. Zehirli dillerinin gürültüsünü arttıracaklar, milletin midesinin gurultusunu, işsizlik feryatlarını bastıracaklar. Bu mümkün mü?
Bu kadar boş lafın, hakaretin, tehdidin, dükkanını kapattığınız esnafa, emekçiye, tarlasını, traktörünü haciz ettiğiniz çiftçiye, TÜİK makyajıyla enflasyona ezdirdiğiniz emekliye, memura ne faydası var? Evde kına paketleme ve kalem montajı gibi sahte iş ilanları vererek yüzlerce ev kadınını dolandıran çete, dün iletmiştik bizler de, çökertildi efendim. Çetenin 1 milyon liralık varlığına el konuldu. Adresler havadan takibe alındı. Kapılar koçbaşlarıyla bir bir kırıldı. Evler işte böyle didik didik arandı. Nefes kesen operasyonla dolandırıcılık çetesine darbe vuruldu. Diyarbakır'da konuşlanan organize suç örgütü, internetten evde kına paketleme ve kalem montajı gibi sahte iş ilanları verdi. Dolandırıcıların hedefinde işsiz ev kadınları vardı. Sosyal paylaşım sitelerinden tuzak hesaplar açılıyordu. Bu hesaplarda paketleme yapılacağı adı altında bilgiler paylaşılıyordu. İşsiz kadınlar da bu hesaplara girerek önce kapora yatırdılar. Ancak sonradan anlaşıldı ki o hesapların hepsi dolandırıcılara aitti. Çete hackerlar vasıtasıyla binlerce hesap açtırdı. İlanlara güven verici yorumlar attırdı. Yorumlara inanan vatandaşlar örgütün kirli tezgahına düştü. Çete kendisine ulaşan ev kadınlarından iş vermek için başvuru ücreti ve teminat istedi. Kadınlar çetenin hesap numaralarına paraları yatırdı. Sonrasında kadınları ne arayan ne de soran oldu. Şikayetler üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. Çete üyelerinin kimlikleri belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından çete üyelerine Diyarbakır, Mersin ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 adrese yapılan baskınlarda 13 şüpheli yakalandı. Çetenin dolar, Türk lirası ve altın olmak üzere 1 milyon liralık mal varlığına el konuldu. Diyarbakır'a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kongre baskınından günler sonra Amerika Birleşik Devletler Başkanı Trump ve yardımcısı Pence ilk kez bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde ise görev devri vardı. Dünyanın gözü Beyaz Saray'daydı. Beklenen oldu. Günler sonra ilk kez bir araya geldi. Amerika Başkanı Trump ve yardımcısı Pence, Kongre baskını sonrası Beyaz Saray'da buluştu. Toplantının gündemi ise görev devriydi. Oval Ofis'te buluşan Trump ve Pence, görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Trump ve Pence'in Amerika Kongresi'ni basan kişilerin 75 milyon Amerikalı tarafından desteklenen önce Amerika politikasını yansıtmadığını bir kez daha vurguladığı ifade edildi. Günlerdir sessizliğini koruyan Amerika Birleşik Devletleri First Lady'si Melania Trump'tan ilk açıklama geldi. İzleyelim. 6 Ocak Kongre işgalinde 6 kişi can verdi. Tüm dünya devrik başkan Donald Trump'a öfke kusarken çarpıcı bir açıklama eşi Melania Trump'tan geldi. Günlerdir açıklama yapmadığı için eleştirilen First Lady sessizliğini bozdu. İlk açıklamasında Kongre baskınını kınadığını söyleyen Melania Trump, geçen hafta yaşananlardan dolayı hayal kırıklığına uğradım ve moralim bozuldu. Bu trajik olayların etrafında belli bir gündemi olduğu anlaşılan kişilerin yaptığı müstehcen dedikodular, haksız kişisel saldırılar ve üzerimde yanlış, yanıltıcı suçlamalar olmasını utanç verici buluyorum dedi. Efendim Kongre baskını demişken 6 Ocak'ın şokunu daha Amerika Birleşik Devletleri atabilmiş değil. Bu arada bir söylenti de var. 20 Ocak'ta devir teslim yapılması bekleniyor ve ondan 3 gün önce 17 Ocak'ta yine aşırı sağcı grupların şiddete başvurabileceği iddiaları var. Bu iddialar yüzünden de
10 bin ulusal muhafız Washington'a çağrıldı. Amerika, Trump destekçilerinin kanlı Kongre baskınından bu yana diken üstünde. 20 Ocak'taki başkanlık devir teslim töreninden önce Trump yanlısı ve aşırı sağcı silahlı grupların kalkışma hazırlığında olduğu iddia edildi. Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre ırkçı grupların eylem tarihini ise 17 Ocak olarak belirledikleri öne sürüldü. Ulusal Muhafız Bürosu Başkanı General Daniel Hokanson konuyla ilgili açıklama yaptı. Hokanson, cumartesi gününe kadar yaklaşık 10 bin ulusal muhafızın Washington'a beklendiğini ve bu birliklerin güvenlik, lojistik ve iletişime destek vereceğini söyledi. Gerekirse bu sayının 15 bine yükseltilebileceğini de belirtti. Aynı zamanda Amerika'da gözaltılar da devam ediyor. FBI tabiri yerinde ise dedik dedik her yerde o gün 6 Ocak'taki Kongre baskınına katılan kişileri arıyor. O kişilerden biri daha, bir protestocu daha yakalandı ve eski eşi tarafından ihbar edildiğinden dolayı yakalandı. Kongre işgaline katılan protestocuyu eski eşi yakalattı. Amerika Birleşik Devletleri'ni sarsan kanlı işgale katılan protestocu FBI'ya ihbar edildi. Protestocuyu ihbar edense eski eşiydi. Teksaslı Larry Randall birçok televizyonda kendisini gören boşandığı eşi tarafından yakalatıldı. Brock, devlet binasına yasa dışı şekilde girip şiddete başvurmak suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Efendim, kuraklık kapıda diye haberler yapıyoruz. Çok şükür ki son 3-4 gündür hava bir hayli yağışlı ve umuyoruz da böyle devam eder ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kuraklık tehlikesine dikkat çekti. Tasarruf çağrısı yaptı. Açtığımız yeni hastanelerle tahkim ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Gündeminde kuraklık tehlikesi vardı. Tasarruf çağrısı yaptı. Mevsim normallerinin çok altına düşmüş olan yağışlar ülkemizi ciddi bir kuraklık tehdidiyle yüz yüze bırakmıştır. Kimi zaman da çok şiddetli gerçekleşen ve sel baskınlarına yol açan yağışlara maruz kalıyoruz. Halihazırda ise barajların bir kısmının neredeyse tamamen boşaldığı, diğerlerinde de su seviyesinin çok düştüğü bir dönemden geçiyoruz. Tasarrufu esas alan bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz. Sulama tesislerinin inşasına hız veriyor ve yeraltı barajlarına da başlamış vaziyetteyiz. Efendim, İngiltere'den önemli bir haberle devam ediyoruz. İngiltere Futbol Federasyonu offside nedeniyle iptal edilen, golden sonra kurt işareti yapan Cenk Tosun hakkında soruşturma başlattı. Golü iptal edildi. Kurt işareti yaparak tepki gösterdi. İngiliz Federasyonu milli futbolcumuz hakkında soruşturma açtı. Golden sonra biraz fazla sevindik. Haberimiz yoktu. İçeri girince haberi aldık. Cenk Tosun'un formasını giydiği İngiltere Premier Lig takımı Everton, FA Cup'ta Rotherham United'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada gurbetçi futbolcumuz bir gol attı. Bir golü de offside gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Milli forvet Cenk Tosun iptal kararına kurt işareti yaparak tepki gösterdi. İşaret İngiliz basınında büyük yankı gördü. Olayla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. İngiliz Futbol Federasyonu da Cenk Tosun hakkında soruşturma açtı. Olayla ilgili açıklama yapan Cenk Tosun, Allah'a teşekkür etme maksadıyla bu hareketi yaptığını söyledi. Golden sonra biraz fazla sevindik. Haberimiz yoktu. İçeri girince haberi aldık. Değerli izleyenler, ekranlarınızda son dakika gelişmesi olarak da görüyorsunuz. Hafta sonu Endonezya'da bir uçak faciası yaşanmıştı. Denize çakılmıştı bir uçak. O uçağın kara kutusu da denizden çıkarılmış. Detayları aktaracağız efendim ama şimdi sadece bir dakikalık ara.